eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Herkese merhaba! Her zaman olduğu gibi küçükleri gözlerinden, büyükleri ellerinden, yaşıtlarımızı yanacıklarından öpüyoruz. Yaparsın aşkıma, hoş geldiniz. Ya bırakın Allah aşkına. Bırakın Allah aşkına. Efendim, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sizler stüdyomuza hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi tek kıymetli mesai arkadaşlarım, yoldaşlarım, kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Dükkana hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hiç yormayın kendinizi. Çok teşekkür ediyorum. Her gün. Tamam. Öp. Tamam. I love you too. Haydi tamam. Her gün dua ediyorum. İyi ki Sancaktepe'deyiz diye. Sevgili seyirciler, birbirinden iddialı dört çiftle yarışmamız başlıyor. Oyun başlasın. Atlansın, kaplansın, yaparsın aşkım. Sevgili seyirciler, oyunumuzun adı Ters Mutfak. Profilo dayanıklılık oyunumuzda eşler ayaklarından tavana asılı bir şekilde bir mutfakta ters olarak çalışıyorlar. Ve şu görmüş olduğumuz nabu fanusun içine 10 adet yumurta kıracaklar. Yumurtaların sarısının tamamının fanusa girmiş olması gerekmekte. Başarılar diliyorum. Buyurun. Eğer bir aksilik olur ve düşerseniz, umarım SGK'nız vardır. Ve küçük bir sihir sayesinde insanları havaya uçurma yeteneğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Abrada kadabra diyeceğiz hep beraber, anlaştık mı? Buyurun söyleyelim. Allah akıl fikir versin herkese. Ve çiftler yavaş yavaş yükselsin. Hazır mısınız? Evet. Zeki. Evet. Hep beraber 5. 4. 3. 2. 1. Başla. Hadi.
Yumurta gitti. Görünmüyor musun? Hadi ver seni, hadi. Ha? Ayağım dur. Tamam. Sen bırak. Kendini bırakman lazım. Ha? Kendini bırakman lazım. Duygu kenara demir attı. Zeki cebelleşiyor. Ya. Ver. Sevgili seyirciler. Çok sallanıyoruz ya. Hadi. Ankastre mutfak Tut. Dedikleri mutfağın bir parçası da Duygu. Duygu Hayır. da mutfağın bir Ankastre Hayır. parçası. Hayatım, kendini bırakman lazım. Ben oraya kadar o geliyorum. O yumurtayı hayatım. Ona vermen lazım. Ben oraya kadar geliyorum. Haydi aşkım haydi. Senin bana gelmen lazım hayatım. Toplamda 10 yumurta Hadi. İsabet ettirmeleri lazım. Çok yaklaştılar. Şu anda 2. Bırakırsam yumurta alamam. Sakın acele etmeyin. Bu oyunu bitirmek için 4 günümüz var. Hayatım ben kıpırdamayacağım sen bana. Tamam ben getiririm. Çok sen iyi onu... gidiyorsunuz. Yolu yarıladınız. 5 oldu. Ve hala gece yarısı olmadı. Büyük bir avantaj. Son iki. Biz hadi de... aşkım hadi ya beynim aktı be. Dokuz oldu son yumurta. Son yumurta. Son bir tane. Son geliyor. Oo ay. Son yumurta. Oh be. Ve 10. Duygu kendini iyi hissetmiyor. Şu direği verin tekrar ona tutsun. O güzeldi ya. Yarım saat olmuştu. Bir kere şu bizim gözlerimizi yaşarttı. Oyunu çok iyi anlamışsınız. Şimdiye kadar yapılmış en kötü skor... Niye bırakmadın direği? Çünkü bıraksaydın. Oradan oraya yumurtaya giderken aynı zaman kaybedip yaşayacaktım. Ben oynuyorum. En azından dedim orada sabit durayım uzatırken savrulurum ama öyle olmuyormuş işte. Evet öyle olmuyor. Benim mi hizalamam gerekiyor hayatım? Senin hizalaman gerekmiyor ki ama. Bu arada dekorun üstünde bir yumurta var. Recep görüyor musun o yumurtayı? Oraya daha sonra gelip alırız diye bir yumurta bırakmışlar. Sevgili seyirciler, bu oyunda iddia yok. En kısa sürede 10 yumurtayı şu fanusa, şu kavanozun içine kırana sağ ön tekeri vermiş olacağızdır.
Duygu ve Zeki'nin performansı tam... 5, 10 dakika, 20. 430 saniye. Dakika 10 saniye. Rekor kaç Hilki abi? Rekor yanınıza yanaşmaz, öyle söyleyeyim. Ama hiçbir oyun oynanmadan kazanılmaz ya da yani kaybedilmez. Rakiplerinizi bekleyeceğiz. Nerede? Profilo liderlik koltuğunda. Buyurun. Ve sıradaki çiftimiz Merve Tanju. Hadi yaparsın aşkım. Merve ve Tanju, az önce Duygu ve Zeki'nin yaptıkları var ya, onları yapmazsanız aslında yeterli. Çalışacağız. Daha mutfakta çalışıyor musun Tanju? Ben... Yardımcı olur musun Merve'ye? Çoğunluğunu zaten ben yapıyorum. Ne yapıyorsun? Yemek yapıyor. Saç kavurma yapıyor sadece. Ne yapıyor? Saç kavurma yapıyor. Saç kavurma nasıl yapıyorsun? Çat 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 çat. Ças. Böyle yemek programı olur mu? O zaman bu oyunda başarılı olacağınızı umuyoruz. İnşallah. Hazır mısınız? Evet. Haydi yatın. Bakalım 10 yumurtayı kaç saniyede fanusun içine kıracaklar. Sallama. Evet, yine demir attı. Demek ki problem kızlarda değil, bizim demirde. Merve hazır mısınız? Hazırım. Tanju hazır mısınız? Hazırız. Hep beraber 5, 4, 3, 2, 1. Başla. Çok güzel, çok güzel, harikasın. Mükemmel, hadi. Hadi, harikasın. Ver çabuk çabuk. Haydi son 3 yumurta. Gitti mi? Hadi Merve, süper. Daha dikkatli Tanju. Evet. Son 2 yumurta Tanju. Hadi. Hadi. Son 1. Hadi hadi hadi. Devam. Bitti. Bitti bitti. Bitti mi? 10 yumurta bitti. Bravo. Krema sergiyi bu kadar kafasında kuracaksın. Tanju mutfakta bir aşçı, sokakta bir beyefendi ve ve stüdyoda çok iyi bir yarışmacı. Oldu, bu da oldu. Hedef 430'du. Tutturulması zor bir hedef. Merve ve Tanju'nun performansı tam 84 saniye, 7 rekor. Rekor! Yeni rekor, bravo! Tanju gerçekten mutfakta aşçı, sokakta beyefendi ve stüdyoda tam bir rekortmen. Buyurun liderlik koltuğu. Sevgili seyirciler, sıradaki
çiftimiz İlknur Murat. Hadi 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 yaparsın aşkım. Sizden önce yarışan rakibiniz bir rekor kırdı. Şayet sağ ön tekeri ve Ankastre mutfak setini istiyor iseniz sizin de bu rekoru kırmanız gerekmekte. Gelir, Murat, mutfakta gelir. Nasılsın? İdare eder işte. Türk erkeğinin klasiği, idare eder. Daha iyisi gerekiyor. Kesinlikle o 84'ü kırarım diye düşünüyorum. Şu anda idare eder, idare etmez. Kırman lazım. Ben bir dakika diye düşünüyorum. İlknur sana güveniyor. Evet. Evet. Çok güveniyor. Mutfağı temiz görmek istiyorsa o mutfak benim olmalı. Oy. Niye mutfağı temiz görmüyor mu genel? Maalesef gerçekten. Dağınık mısın biraz? Yani. Biraz dağınık mısın? Haftalık, biraz iki haftalık. Ay yok, abartıyor. İki haftalık. Yok canım, genelde plastik çatal kaşık kullanıyorum. Ben aylık bile gördüm orada. Plastik çatal kaşık. Çünkü... Yıkamamak çünkü lazım. Çünkü malzemeler bitince plastiğe geçiyoruz. Sudan tasarruf aslında. Doğayı koruyalım diye. Yok yok, öyle bir şey yok. Ne kadar mantıklı. Doğayı korumak için plastik çatal bıçak. Peki, yarışalım bunları masada konuşalım. Evet. Buyurun. Ama yatmam için. O halde hep beraber 5! 4! Orayı tutma, tutma. 2! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
Yapacak gibi duruyor sanki. Nasıl ya? Atama, 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 atama. Hayır ya. Atama. Girmedi, girdi mi bu? Girdi bu, girdi. Hadi. Hadi, hadi. İçine doğru, içine doğru. Devam isabetli. Çok iyi, devam, devam. Hadi ya. Devam, devam. Çok iyi. Çok iyi. Hadi, hadi. Bitti, bitti. İyi misin? Çok iyi. Bu yumurta kabuklarını ne yapıyoruz biliyor musunuz? Çok zaman kaybettin yine orada. Birkaç saniye vermedin. Saksılara gübre olarak mı kullanılıyor? Evet. Acaba? Kesinlikle biz de öyle yapıyoruz. Evet. Şahane bir gübre oluyor. Daha önce bu yarışmadan sonra sosyal medyada bizi döven bir iki seyircimize de söyleyeyim diyeyim ki... Burada israf etmiyoruz. Merak etmeyin. Özellikle etrafına bir tepsi koyduk. Bu yumurtayı değerlendiriyoruz. Bunu da belirtmek istedim. Teşekkür ederim. Ya siz ya. Devir tasarruf devri. Pekala. İlknur ve Murat. Hedef 84 saniyeydi. Murat'ın yaptığı 80. Ciddi olamaz. 83. 80 zaten. Direkt 80 o. 5-5. 5-5. 80! Ne olur. Ne olur. Aşağı ya, aşağı yok, hayır. 80, direkt 80'dir o. 6 olur, 7 olur. Keşke 81 yapsaydık. Eğer 84 saniyede yaptıysanız... hem daha rekora aşağı, hem sağ ön tekeri ortak oluyorsunuz. İkinize de birer teker. İkinize de birer set ankastre. Çok. Sıkıntı yok. Oo. Oh. Bravo. Sıkıntı yok.
Hatta birer set de seyircimize vermeyi çok isterdim. Ben de öyle dedim. Vallahi yaptık. Ya 80 oldu. Fox TV'ye buradan sesleniyorum yaptık. Lütfen. Cidden yaptık. 80 olmaması 80 oldu lazım ama yaptık yani. Hedef 84. Murat'ın yaptığı 80. Düzce. Ya 5 olsun, 5'in üzeri olsun işte. 4'e de razıyız. Gerçekten. Değil. Çünkü 75. Ya! Sevgili seyirciler, rekor üstüne rekor kırılıyor. Önce Duygu ve Zeki yarıştı. Tersten en büyük rekoru kırdılar. 7 dakikanın üzerinde gün bitmedi onlar oynarken. Ardından liderlik koltuğundaki Merve ve Tanju yarıştı. 84 saniyeyle rekor kırdılar. Ama ilk duruyor Murat geldi. Belki diğeri 60 yapar. Rekoru bir daha kırdılar. Liderlik koltuğu sizin. Evet. Çiftimiz Nimet, Nazım. Hadi 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 yaparsın aşkım. Evet, daha ilk oyundan rakipler çok dişli çıktı. Sağ ön tekeri ve ankastre seti kazanmak istiyorsanız rekor kırmanız lazım. Nimet olacak mı? Olacak. Olacak mı? Olacak. Nazım'a güveniyor musun? Güvenmek istiyorum. Güvenmek için. Nazım, mutfağa giriyor musun? Giriyorum. Güzel. Dağıtmaya mı? Efendim? Dağıtmaya. Dağıtmaya. Evet. Yemek yapıyor musun? Bir şeyler yapıyor musun? Yok. Peki, sizden rekor kırmanızı bekliyoruz. Buna mecbursunuz. Mecbur. Evet. Hazır mısınız? Evet. Buyurun. Hazır mıyız? Hazırız. Hep beraber beş! Başla! Zaten o dağıttı şu an. Olmaz ki. Yapamayacak, yapamayacak. Yok şu an tamam. Zaman çok kaybetti yok, şu an. Yok tamam, sakin ol. Nazım sinirlendi. Yok işte. Ya şurada kırsana ya, havada kır.
Sevgili Nimet ve Nazım, lütfen keyfinizi bozmayın. Şu görmüş olduğumuz ankastre set ve sağ ön teker sizin. Bu dudak var bakın. Sevgili seyirciler, sağ ön tekeri bir rekorla verdik ve yaparsın aşkım. Yeni rekorlar için ikinci oyunla devam edelim. Sevgili seyirciler, rekor üstüne rekor geldi ve hem ankastre seti hem de sağ ön teker bitti mi bitmedi. Üzerine bir de pırlantalı anahtar. Gelsin öyle. Hemen geliyor efendim. Belki hanımlar size takdim etmek ister. Lütfen şöyle elden ele verir misiniz? Dokunmak ister misin? Tamam, o kadar. Duygu, ilk oyundaki inanılmaz performansınızdan sonra tekrar hoş geldiniz diyorum. Zeki ile nasıl tanıştınız? Şöyle... Nasıl bu kadar uyumlu oldunuz? Kesinlikle. Yarın birbirinizi bu kadar hani tanıdınız. Olağanüstü bir uyum vardı yukarıda. Kesinlikle evet. Bizimki biraz farklı aslında, hani bey deme lazım olur gibi bir tanışmamız oldu bizim. Bey deme lazım olur. Evet. Aynı şirkette çalışıyorduk biz. Ben insan kaynakları departmanında, eşim de yönetici. İş gereği konuşuyorduk biz telefonda sürekli ama ben sürekli Zeki Bey, Zeki Bey, Zeki Bey. Eşim de sağ olsun Duygu, Duygu, Duygu diyordu hep bana. Ben o Duygu dedikçe peki Zeki Bey, hani kolay gelsin Zeki Bey. Öyle vurguluyorum sürekli ama tamam Duygucuğum görüşürüz falan diye kapatıyordu telefonu. Sen işine duygularını karıştırmıyorsun. O da zekasını kullanıyor. Kesinlikle. Zeki zekayı, Duygu duygusunu kullanıyor. Yeter Bey, ufaktan ufaktan yürüyordum. Sonra gel git böyle konuştuk ettik vesaire vesaire derken sosyal medyadan bulmuş, eklemiş beni. İşte her paylaştığıma bir yorum, her duruma bir yorum, bir atışma vesaire böyle bir sürecimiz oldu. Daha sonra konuşmaya başladık biz kendisiyle. Ama hani ilişkimiz olduğu için kimse bilmiyordu. Bir süre böyle gizli kapaklı yaşamaya başladık. Hangi anda etkilendin Zeki Bey'den? Aslında şöyle çok garip. Hani şu anda etkilendiğim diyemem size. Farklı olaylar var. İşte eşimin Ukrayna'ya gitmesi. Benim... Oğlum nereden, nasıl Ukrayna'ya geldi yahu? Eşim Ukrayna'ya gitmemiş olsaydı ben hala ona karşı bir şey hissetmeyecektim mesela. Kaçan kovalanır İlker Bey. Gizemli olmak lazım. Hanımları tavlamak isteyen beyler. Kesinlikle. İlk adresiniz Ukrayna. Aynen öyle. Ukrayna'ya gittiğinizde nasıl oluyor peki? Şöyle oluyor. Şimdi biz öncelikle konuşmaya başladık. Gizli kapaklı yaşıyoruz vesaire. Önce bir şirkette patladık. Nasıl patladık? O da eşimin sayesinde oldu. Eşim rehberine beni güzel kadın diye kaydetmiş. Bir gün mail gönderiyor bana. CC'de de gerekli kişiler var işte. Daha sonra mail gönderildikten sonra senkronize olmuş. Rehberde nasıl kayıtlıysa herkes öyle gitmiş. Güzel kadın, güzel kadın diye. Sonra üzerine bir tıklıyorlar işte Duygu Akbal vesaire diye bu şekilde. Kaç kişilik mail? Yani kalabalıktı. Sonra Zeki'ye mailler ya yok artık falan diye böyle derken öyle bir patladık zaten biz. Sonra eşim Antalya'da yaşıyordu, ben İstanbul'da yaşıyordum. İlk görüşme İstanbul'a geldi eşim. İşte oturduk sohbet muhabbet ama o gün bana bitmedi. İki saat oturduk ama artık kalksak da gitsek falan diyorum. Hiç elektrik alamadım kendisinden. Hiç benim tarzım değil falan diyorum böyle. Kalksak da gitsek derken sonra... Aksi mi peki? Hani sempatik bulmadın ama antipatik de mi buldun? Nedir? Yani antipatik, sempatik
sertlikten ziyade Şeker böyle Bey. Hani insanın bir tarzı vardır ya. Evet. Hani Zeki benim tarzım değil diyordum ama tamamen ön yargı tabii ki. Bir sene sonra evleneceğiz dedik, evlendik İlker Bey. onun dışında sonra sevgili olmaya başladık biz. O İstanbul'a geldi işte ben. Ya Duygu, anlamadığım bir şey var. Hoşlanmadığın adamla ne ara sevgili oldun? Çok ısrarcı oldu arkadaşlarım. Bak şans ver, düzgün çocuk, işte kariyeri yerinde vesaire. İyi dedim, hadi şans tamam, vereyim. Tamam, ısrara sevgili üçüncü mi oluyorsun? Üçüncü ayda oldu. Oluyormuşum. Kadınlar ısrardan dolayı sevgili olurlar mı? Hayır. Var mı aranızda? Evet diyecek var mı? Efendim? Tribünden ablamın yorumu şöyle, lazım olur diye cebe koymuş. Evet. Daha sonra biz sevgili olduk ama ben hala bir şey hissetmiyorum kendisine. İşte bazen sürekli arıyor, aç uf yine arıyor falan diyorum böyle. Daha sonra benim önceden planlanmış bir Uludağ tatilim vardı kız arkadaşlarımla. Uludağ'a gittik işte. Kayak falan yapmaya çalışıyoruz. Dışarıdayız, takılıyoruz. Zeki arıyor bir yandan. Ben onu meşgul atıyorum falan böyle. İşte akşam oluyor, iyi geceler, biz yatıyoruz falan diyorum ama halbuki biz işte konsere gidiyoruz. Ben canlı yayına girmişim falan, alttan yardırıyor bana. Hani yatıyordun sen bilmem ne bilmem ne falan diyor böyle. Ama meğersem eşimin de daha önceden planlanmış bir Ukrayna seyahati varmış. Ben bunu bilmiyordum. Daha sonra ben Uludağ'dan döndüm. Dedi, benim de Ukrayna seyahatim var, önceden bilet almıştım. İyi dedim, git canım, önceden bilet aldıysan yapacak bir şey yok yani, engel olamam dedim ki hala bir şey hissetmiyorum. Ne zaman ki Ukrayna'ya gitti, ben bunu sürekli arıyorum, sürekli mesaj gönderiyorum ben. Bence devreye aynı fıştıkçı arkadaşlar girdi. Kim bilir neler yapıyor şu kesin anda. Kesin öyle bak, ay kız Ukrayna'ya gönderilir mi? Ara, ara bakayım bak bilmem ne bilmem ne diye. Ulaşamıyor bir de her zaman. Yani fişiklemeleri de oluyor, o ayrı bir konu tabii de. Ama hani diyorum ya, o anda ben bir gaza geldim. Ya ben işte bir şey hissediyorum galiba falan diye böyle. Bir hafta orada kaldı ama konuşamıyoruz telefonda. İnternet var sadece ve Wi-Fi ile bağlanıyor. Wi-Fi ile bağlanamadığımız zaman zaten ben çıldırıyorum tabii, ulaşamıyorum. Onu da acaba ayarlıyoruz nerede, İlker Bey. Falan diye böyle. Sonra Ukrayna'dan döndü tabii, fitil fitil getirdim hepsini burnundan. Böyle bir burun sürtme aşamamız oldu. Beğenmediğin Zeki Bey'in burnundan fitil fitil getirmek adil mi? Tabii ki de adil. Niye Ukrayna, adil oluyormuş? Hayatında biri varken Ukrayna'ya gitmek adil mi? Neden adil olmasın? Bir dakika, hayatında biri yok adamın. Sürekli onu zaman, meşgule düşüren birisi var. Evet. Ama şöyle bakın, Uludağ tatilimi zehir eden o. Ki daha adı konmamış bir ilişki var ortada. Sevgili bile değiliz. Beni burnumdan getirdi. Ve sonra Ukrayna'ya gitti. Yani ilişki var, sadece adı konmamış. Evet ama Ukrayna'ya gittiğinde adı konmuştu haliyle. Arabayı ne yapacaksınız Duygu? Şöyle bir süre kullanmayı planlıyoruz. Güzel. Daha sonra satıp borcumuzu kapatmak istiyoruz. Peki romantik bir evlenme teklifi aldın mı Zeki Bey'den? Aldım. Bunu anlat. Yani o konuda hakkını yemem. Hiç özel bir günü atlamaz. Her romantik gün, her özel günümüzde bir sürpriz yapar. Gerçekten o konuda hakkını yiyemem. Evlenme teklifimiz de şöyle oldu. Biz Olimpos tatilindeydik. Güzel. Ben uçakla İstanbul'a dönecektim o gün. Eski Olimpos'a gitmeyeni dövüyorlardı. Hala öyle mi? Olimpos'a gitti mi? Yo, inanmıyorum falan diye bir şey vardı. Öyle öyle, hala öyle. Öyle mi? Öyle. Bir Antalyalı olarak. Öyle mi? Öyle. Şöyle. Ertesi gün ben İstanbul'a dönecektim uçakla. Akşamında da bir gün öncesinde de eşimin personelleri aynı zamanda tiyatrocu. Doğaçlama sahneye çıkıyorlar. Oraya davet ettiler bizi. İyi dedim, hadi gidelim falan. Baktım ama eşimin bütün ekip arkadaşları orada, eşimin ablası orada, arkadaşı orada vesaire, kalabalık bir ekip. Neyse doğaçlama olduğu için sahneye sırayla kaldırıyorlar. Yani seyirciyi de oynatıyorlar. İkişer kişi, ikişer kişi. En son kimse el kaldırmadı. Zorla bizi sahneye kaldırdılar. Planlı. Oynayacağımız oyun da şu, problemli çift oynuyoruz. İşte masaya zamanda yemek gelmiyor, işte biz menüyü beğenmiyoruz vesaire vesaire. Oturduk ikimiziz sahnede ama bir yandan masa doluyor, ben hiç anlamadım. İşte ortaya güller geliyor, kafama taç falan takılıyor böyle. Hiç anlamadım, ben de kaptırdım, tiyatrocu gibi davranmaya çalıştım açıkçası. Oyun oynuyorum orada. Sonra eşim ayağa kalktı, beni elimden tut ayağa kaldırdı, yere işte eğildi falan. Eğildi. Evet. Yeni moda bu. Orada diz çökmüyor erkekler. Eğildi. Yere eğiliyorlar böyle. Diz çöktü. Diz çöktü. Tamam pardon. Diz çöktü. Daha sonra ben hala uyanmadım tabii. Ama baktım hani bir şeyler oluyor. Bir şeyler geliyor bana. Şiir unuttum. Böyle parmak uçlarıma kadar karıncalandı. Ya uyuştum resmen o anda. Baktım yüzük geldi. Şiir ezberlemiş. Hatta Olimpos tatili boyunca telefon elinde. Ya diyorum sen ne yapıyorsun? Hiç diyor ya işte maillerime bakıyorum falan. Meğersem şiir ezberlemeye çalışıyormuş. Ezberlemeye çalıştığı o anda şiir unuttum. O zaman romantik Zeki Bey. Romantiktir. Zeki olduğu kadar da romantik. Evet.
Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. İnşallah siz kazanırsınız. Ben sizi tutuyorum. Teşekkür ederim. Romantizmden gelmişken Tanju. Ne kadar romantik bir isim değil mi? Hani Tanju'nun romantik olmama şansı yok bence. Hani kulağa Tanju mu, ay ne romantik erkek falan diyesi geliyor insanın. Değil mi? Yok. Romantik vallahi olmayan değil. Tanju hayatımda ilk defa görüyorum. Aslında olacak da ben engel oluyor gibi oluyor. Nasıl oluyor? Mesela evlenme teklifi edecekken ben bozmuş oluyor. Nasıl bozdun? Ha şimdi doğum günümde... Pis adam deyip... Yok öyle değil. Doğum günümde bana bir sürü hediye almış. İşte ayakkabı, çanta, oyuncak ayı, makyaj takımları falan. Romantiyim değil mi yani? Almışım. Böyle ben de evde onu bekliyorum gelsin diye. Geldim. Kapıdan ceket geliyor, ayakkabı giriyor, makyaj malzemesi giriyor. Ben tek taş bekliyorum, hiçbir şey yok. Oo, eve gelişe bak. Ceket. Kıyafet, ay en sevdiğim ayakkabı. İşte bir vitrinde bu çok güzel dediysem hemen gidip almış mesela. Ha onlar. Her tamam, ben almış. Kendi kıyafetleri zannettim. Yok, hayır. İşte bunda, bu da romantikti yani. Her şeyi almış, beğendiğim her şeyi. Sonra tek taş almış. Onu da böyle ayıcıklı bir büyük kutunun içine tekrar gül yapraklarıyla koymuş. Böyle bir kutu. Tabii tek taş olduğunu ben nereden bileyim? Açıyorum oje. Açıyorum çanta, babet, ayakkabı. Bitmiyor bunlar. Anam bak Tanju değil mi? En son ayıcıklı kutuya geldim. Artık o da kutu ya, böyle bir tek taş değil. Ben bunu böyle bir fırlattım bunun kafasına. Tabii tek taş havaya uçtu. Onca şeyin üstüne, ayıcı adamın üstüne mi fırlattın? Ama bekliyorum bekliyorum, tek taş yok yani. Ben ne yapayım ayıcı? Ayıcık gidiyor geliyor, ayıcık alıyor ama. Evimde o kadar çok ayıcık var ki. Terbiyesiz Tanju. Gidiyor geliyor, ayıcık alıyor. Ben böyle Tanju görmedim ya. Sonra tek taş havaya uçtu böyle falan. İşte ben onu kovdum ama bunu fırlatırken, git buradan falan diye. Bu çıktı gitti. Sonra gittim baktım ki orada bir tek taş var. Ya. Yeah. Bunu aradım, dedim ben hazırlanıyorum, giyiniyorum. Yüzüğü taktım, gel. Tövbe. Yani abi. O yüzden edememiş oldu ama nereden bileyim yani. Haklısın. Evet. Haklısın. Peki nasıl tanıştınız? Rafların üzerinde. Gerçekten sormaya korkuyorum. Tanju. Ya ben bir firmada çalışıyorum, o da bir mağazada. Sürekli oraya gidiyorum ürün için. Raflara işte ürün alıyorum, ürün indiriyorum, reyona çıkıyorum. Çok yüksek çıktım ama ulaşamayacağım yerler var. Sonra baktım sağa sola kim geliyor, kim geliyor. O da beni böyle kesiyormuş oradan. Kesiyor muymuş? Dedim bir gelir misin? Hemen geldi vallahi. Onu öyle dizdim, yardım etti. Sonra ben ona teşekkür ettim. Yani bence ona göre ben onu yemeğe davet etmişim ki ben öyle bir şey asla yapmam. Vallahi davet etti. İlker Bey yemin ederim davet etti. Sonra da beni yemeğe davet etti. Bakın yemin ediyorum. Öyle tanıştık. Kim kimi yemeğe davet etti? Merve davet etti. O beni davet etti. Ben niye diyeyim ki canım? Teşekkür etmek için. Ben teşekkür öğlen arasında yemek aldım. Çalışırken ona verdim teşekkür ederim diye. Kıskanç mısın? Çok. Gerçekten mi? Oo. Yani görebileceğiniz en kıskanç insan oo olabilir. Mesela birisi ondan rica etse şu rafa ulaşamıyorum. Yardımcı olur musunuz dese bu bir problem mi? Benden etsin, başka birinden etsin. Dünyada erkek mi kalmadı etrafta? Niye o? Yok abi. O sırada yani. Yok. O zaman dizmesin öyle beklesin vallahi. Peki biz karavan kampına gidebilir miyiz Tanju'yla? Nereye? Dağ başına. Yok orada illa ki bir dişi sinek olur, bir şey olur, yolunu şaşırmış olur, bir şey olur. Evde uçan sineklerin cinsiyetini nereden anlıyorsun? İşte öyle yani gidemez. Allah aşkına dişi sineği nereden anlaşılıyor? Ha, ben ya kedi köpeğin altına olur bakmadıkça anlaşılmıyor. Ben geleceksem olur. Hayır efendim biz erkek erkeğe gideceğiz. Yok. Neden? Niye gidecek, ne yapacak? Beni özler, kızını özler, bir siz yapamaz. Kafasını dinleyecek. Dinliyor zaten evlendiğinden beri. Evde kafa dinlenmez. Evde insanın görevleri vardır, ailesi var. Bu erkek erkeğe değil mi? Yemek yap, çocuğa bak. Onun görevlerini de ben yapıyorum. İzin vermem. Hay Allah. Seven yalan söyler. Beyaz yalan var, başka yalan var öyle. İzin vermem. Oo. Kim kimi tavladı peki? O benim. Ne kadar sürede? Çok uzun sürmedi aslında ama sonra resmiyete, ciddiyete dökmediği için terk ettim onu. Aşkın resmiyeti olur mu? Tabii yani görüşüyoruz, sevgiliyiz. Tamam, habire görüş, sinemaya git.
Nedir yani? Aileler ne zaman tanıştı? 10 yılın sonunda. Yaş. Peki, tekrar soruyorum. Kampa gidebilir miyiz Tancu'yla? Her vallahi türlü. Vallahi yok. Niye? Çünkü bana diyor ki ben şuradayım diyor. Bir bakıyorsun başka yerde çıkıyor. O kamp da başka yer olur. Hayır ya, o köstebek işidir yani. Pıt buradadır, çat oradadır yani. O zaman köstebek gibi diyeyim yani ben size. Bir hayvan olsa köstebek mi olur? Oradan oraya çok hızlı hareket ediyorsa evet. Yani mesela bana babam hasta demişti. Babasının kolunda serumla fotoğrafını gönderdi. Ben de ay canım sen bugün babanla ilgilen falan filan diye hiç onu rahatsız etmedim. 2 gün sonra telefonuna baktım ki sağında bir kız, solunda bir kız, kafasında şapka, yeni yıl eğlencesinde. Şimdi ben bunu nasıl göndereyim oraya? Kamp derim Ukrayna'dan çıkar. Bir dakika! Hemen kalbinizi kirletmeyin. Adamın babası hasta diye üzülmüş, eğlenmeye gitmiş. Kendimi dışarılara attım. İnsanlar kedere mi boğulsun? Olmaz öyle. Başka var mı? Var var, itfaiye, polis falan kapıma geldi. Var, çok var. İtfaiye niye geldi? Ya ben neredesin dedim. Evdeyim dedi. İşte bir fotoğraf attı bana ama evde değil, anladım. Israrla soruyorum, söylemiyor işte. Ben de arkadaşım çağırdım, bindim araba evin önüne gittim. Baktım araba evin önünde yok. Dedim hemen buraya geleceksin. Gelmiyorum ben dedi. Tabii ben bir sinir krizi geçirdim. İşte kız arkadaşımı aradım, dedim ki ben bunu işte öleceğim ben dedim sinirden, bu nerede, bu yok. O da demiyor, anlamış ki ben elinde kendimi öldüreceğim. Elinde çiviyle bizim evin önüne gelmiş. Bunu aramış, demiş ki Merve kendini öldürecek, yetiş. Halbuki ben gayet sakinleştirici bir iğne vurdurdum. Plan yapıyorum arabasını nasıl çizsem, nasıl yaksam, ne yapsam falan diye. Plana bak. Ama yapacaktım İlker Bey. Evin önünde böyle dolanıyorum, araba gelse. Neredeymiş? Kahveye gitmiş, kağıt oynamış. Ya. İnsanın babası hasta olunca değil mi? Evet. Sonra eve bir geldim ki itfaiye, polis, işte ambulans hepsi kapının önünde bekliyor. Kapıyı kırdırmaya gelmiş. Sonra ben de memur bey dedim ki yo ben iyiyim, bir sıkıntı yok, bu arkadaşı da tanımıyorum. Lütfen dedim beni rahatsız etmesin, götürürseniz sevinirim. Götürdüler. Evime giremiyorum dedim, yabancı bir bu dedim, ben tanımıyorum bunu dedim. Götürün dedim. Mutlu oldun mu? Tabii sonra çok süründürdüm. Sen beni üz, ağlat. Sen git gez başka yerlerde, yanına kalır mı? Ama bu biraz zor ve yorucu bir hayat. Ben bu hayatın işte güvenim kırıldığı içindir belki de. Yoruldum artık. Şimdi mesela diyor ki işte eğlence oluyor toplantının. Sağında solunda kız var mı diyorum. Şimdi ben onu takip cihazı da takmıştım telefonla. Şimdi yanında kızların sesini duyuyorum, bana yok diyor. Takip cihazını neresine taktın? Telefonuna. Efendim? Dedektif tuttu ya. Tamam. Ödüm koptu. Ah dedim ya. Koca Tanju Çolak. Takip cihazı. Hatta şey diyorlar, böyle yemek yiyorlar. Başka kızlar da var şehirlerden. Biz işte Urfa'ya gideceğiz. Orada diyor ki sen onun karısını diyor gördün mü diyor Merve diyor. Tanırsın diyor, görürsün diyor. Yani namım ta İstanbul'lara, buralara kadar geliyor. Toplantıda bebe konuşuyorlar. Bu arada Antalya'dan ufak bir hediye getirdik size. Öyle mi? Evet. Evet, siz de mi getirdiniz? Evet. Büyük adaysınız yarışmayı kazanmak için. Çünkü ben açıkça rüşvet kabul ediyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Anam. Ve çay. Elbette Karadeniz'den. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Çayım ve tatlım da geldi. Şimdi kahvelerimiz de geliyor. Şeker komasına. Ne bu? Antalya'nın turuncu meyvesi meşhurmuş. Onun şekerlemesi. Meşhurmuş. Evet. Ben daha önce hiç Antalya'da bulundunuz mu? Yok, ben evlendikten sonra oraya gittim ya. Bir yıldır falan tamam. Oradayım. O yüzden ben de yeni yeni öğreniyorum. Açamadım. Tamam, birazdan açacağım. Merve başarılar diliyorum. İnşallah siz kazanırsınız. Abi. Ben... Arabayı ne yapacaksınız? Arabayı kızımın şansına katıldık biz bir yarışmaya. Biraz borçlarımız var. Satacağız, daha küçük bir araba alacağız. Güzel, bir takip cihazı da takarsınız araca. Çok iyi, çok iyi. Buldum onu da. İnşallah siz kazanırsınız. Ben sizi tutuyorum. Ve 3 numarada oyunun galibi, anahtarın sahibi
İlknur ve Murat. Tekrar tebrik ediyorum. İlknur, sen kampa gönderiyor musun Murat'ı? Gönderirim. Güzel. Çünkü gitme desem de o beni ezip geçiyor. Sıkıntı yok. Bir dakika. Ben her türlü gelirim abi. Evde kimin borusu ötüyor? Onun. Ama onun borusuna gelene kadar ben işimi yoluna koyuyorum zaten. Genellikle öyledir ama. Aynen. Konu erkeğin borusuna gelene kadar iş biter. Hanımlar evde yapılması gereken her şeyi son noktaya getirir. Ondan sonra da işte konu sonu erkeğin borusuna gelir. O da ötmüş gibi yapar. Aynen. İyi mi? Aynen öyle. Murat'ın borusu da böyle mi? Öyle. Nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık? Çok evet uzun efendim. Bir hikaye aslında. İşimiz bu, bekleriz. Tamam. Yani dinleriz seve seve. Şöyle ki... Murat'ın bir akrabası benim okuldan arkadaşım. Güzel. Biz dışarıdan okuyoruz böyle. Artık okuldan atılmışız falan böyle dışarıdan hafta sonu. Dışarıdan ne güzel okul orada mesela buradan okuyorsun öyle mi? Gibi. Ondan sonra bir gün böyle moralim çok bozuk. İşte akrabası dedi ki ya hadi dedi Ümraniye'ye gidelim dedi. Orada zaten hem kuzenimle buluşacağım dedi. Yanımızda başka bir arkadaşımız da var ama Emine. Ondan sonra hem de dedi... Ben de bu hikayeye başladı. Dedim ki Emine nerede şu anda? Ya Emine de oradaymış. Evet. Ondan sonra... İsimleri vermeyelim ya. Hiç de öyle huyum yoktur ama takıldım onların peşine. Geldim böyle Ümraniye. Ondan sonra tam otobüsten indik. Yolun karşısına geçmemiz gerekiyor. Ben kiminle görüşeceğimizi bilmiyorum ama. Sözde kumaş alacağız. Bir de işte onun kuzeniyle 2 dakika bir görüşüp geri döneceğiz. Ondan sonra tabii Emine ile Murat sevgiliymiş. Ya birkaç günlük bir benim şey. Benim en yakın arkadaşım. Değil. Emine en çok yakın arkadaşım bir de yani. O derece. Ondan sonra... Ama yani sıkıntı ne burada? Şöyle ki... Şimdi bizim okulumuz yani... hafta sonu 2 gün. Bir dakika, bir dakika bir şey sormak istiyorum. Sen o güne kadar Murat'ı tanıyor musun? Hayır. Gıyabında çok duydum. O zaman niye bunu sıkıntı yaptın? Hayır, şöyle bir düşün, şey var. En yakın arkadaşım da sevgili. Şimdi bir okul düşünün, lise. Güzel. Hafta sonu 2 gün öğretim görüyoruz zaten. Okula gidiyorum böyle telaşla hemen kahvemi aldım, sınıfa gireceğim vesaire. Bir bakıyorum tuvaletlerin hepsi dolu. Erkekler tuvaletine kadar dolu. Ne oluyor diyorum. Hani bir şeyden mi kaçıyorsunuz? Yok, herkesin elinde far paletleri böyle, rujlar mujlar. Yani klozetin üstüne oturmuş kızlar artık. Birbirine makyaj yapıyor, kaş bıyık alıyor falan. Ne oluyor diyorum. Ortama bak, korku filmi gibi. Aynen öyle. Ne oluyor dedim, Murat geliyor. Murat kim? Zeynep'in kuzeni. Böyle bayılıyorlar, böyle bayıla bayıla anlatıyorlar. Murat'ı hiç görmedim ama. Ay dedim bir erkek için nedir bu dedim. Hepiniz birbirinizi perişan ettiniz dedim ya. Sinirlenip çıkıyorum okuldan falan böyle. Ben bile gıcık oldum şu anda Murat'a. Evet, ben çok gıcık oluyordum. Öf. Ondan okulun popisi. Popisi mi vardı? Sonra işte biz 3 arkadaş Ümraniye'ye geldik. Otobüsten indik. Benim bir özrüm var. Duran arabaya gider çarparım böyle. Yol özürlüyüm. Gider çarpar yere atarım kendimi. Ya çocuklar şu arabayı alın şuradan. Ya kusura bakma buraya araba koymuşlar ya. Oğlum alın bunu buradan kız çarpacak şimdi. Aynen vallahi büyük hasar veririm. Belli yani. Estağfurullah. Senin canın sağ olsun. Teşekkür ederim. Ondan sonra şey işte. Gittin, indin otobüsten. İndin, böyle sağa sola bakınıyoruz avel avel. İşte kuzeni... Bir araba gördün, otomatikman canın çekti tabii. Murat'ın kuzeni işte mesaj attı. Hani neredesin falan diye. Onunla mesajlaşırken ben böyle karşıda birisine odaklandım. Öküzün trene baktığı gibi bakıyorum yani. Ay dedim nasıl bir güzel çocuk bu dedim. Nasıl yakışıklı.
Allah'ım dedim, bu benim olmalı dedim ya. Ben buna asılırım dedim, ben buna yürürüm dedim böyle içimden. Ama içimden yani. Aşkım bak, seni konuşurken kahvemiz de geldi. Ay, bu bir işaret mi? Evet. Mesela bak, dedim başka bir şey konuşuyorduk, gelmedi. Evet. Ama şimdi bak, Murat'ı konuşuyoruz, geldi. Ay bak, tüyler diken diken. Ay şimdi gidip çarpacağım şimdi şu arabayı, o kadar canım çekti ya. Sonra işte Zeynep kuzeni böyle yaptı. İknur hadi dedi, karşıda çocuk bekliyor dedi. Hangisi dedim? Şu işte dedi, yeşil montlu olan. Şaka mısın dedim. Yo dedi, hayır Murat işte. O Murat, bu Murat mıydı dedim. Ben böyle yolun karşısına geçiyorum ama hani o yol bir uzuyor, bir uzuyor böyle film sahnelerinde oluyor ya. Oluyor. O şekilde. Murat'ın yanına gittik. Merhaba, merhaba. Ama hiç suratına bakmıyorum böyle. Kendimi ağırdan satıyorum. Emine'nin sevgilisiymiş ya. Emine'yle barıştırmak için bir de biz bir araya geldik. Tabii. Ben şok. Sonra bir yerde oturduk. Böyle muhabbet ediyoruz falan, fıstık. Ondan sonra bir Ankara muhabbeti açıldı. Murat diyor ki işte Ankara'ya gitmem lazım diyor. Kız arkadaşım var diyor. İşte kalacak yerim yok falan filan. Tabii ben de buradan yürüdüm hemen böyle. Dedim ki Ankara'da benim evim var dedim. Babamların evi ama olsun benim yani. Yolun karşısında gördüğü adama Ankara'da ev açtı hemen. Dedin ki benim evim var orada. Dedim var, babamların evi var dedim. Hani beton arma falan mı idare edersin dedim. İçinde yatak matak da var dedim. Gir kal dedim. E nasıl işte? Beton arma ama idare edersin. Haklısın. E nasıl alacağım anahtarı senden falan? Dedim ki sen numaranı ver bana. Tabii. Sen numaranı ver. Gittiğin zaman dedim bana bir alo de, ben sana anahtarı hemen ulaştırırım dedim. Sıkıntı yok. Sen dedim kız arkadaşınla rahat rahat takılırsın dedim. Tabii. Ama o sırada otururken ben böyle eski tip telefonlar var ya, böyle çaktırmadan birisine mesaj atarken tık fotoğrafını çektim. Ekrana koydum. Ekran fotoğrafı yapmış onu. Çünkü? Çünkü aşık oldum. Evet. Ondan sonra neyse, Murat'tan ses soluk çıkmadı. Ben numarasını aldım tabii, kaydettim ama ne olarak, o heyecanla ne olarak kaydettiğimi de hatırlamıyorum. Gel zaman git zaman 10. ayın 10'u 2010 tarihi böyle bir dönüm noktası oldu. Ay için. Ay bak, benim tüyler diken diken. Evet. Dünya Balıkesirliler günü 10-10-2010. Ondan sonra... Ne oldu o gün? O gün çok yağmur yağıyor. Ben de bu taraflarda bir yerde oturuyorum, Sultanbeyli'nde. Baktım bir numara, dedim ki bu kim, bu kim? Maviş olarak kaydetmişim. Bu Maviş kim diyorum. Maviş? Maviş kim bu Maviş, kim bu Maviş? Aç sen. Mesaj attım. Bu da tabii yeni uyanıyor falan. Ondan sonra neyse cevap verdi. Hay, sen kimsin, şudur budur diye konuşurken... Ankara'da ev lazım oldu dedi. Anladık yani birbirimizin olduğunu. Ondan sonra... hadi buluşalım. Bir kahve içelim. Bir şöyle böyle. Ben dedim ben salep içmek istiyorum dedim. Oo, tabii. Ağırlığını koymuş. Sonra biz işte ortak bir noktada buluşacağız ama... ben nereden bileyim adam 15 dakika sonra o ortak noktaya geliyor. Benim daha 2 saatlik yolum var. Niye? Sultanbeyli çok merkezi bir yer. Gittiğim yer Dudullu ama. Merkezi bir yerden bambaşka merkezi bir yer. Ondan sonra... bununla telefonla işte mesajlaşırken bu dedi ki... geç gelen dedi, her geç kaldığı dakikaya dedi... ben soru soracağım dedi. Hani kim geç kaldıysa karşı taraf soru soracak. O da net bir şekilde cevaplayacak. Murat, Murat değil. Çakal Carlos. Aynen öyle. Ondan sonra iyi tamam. Ben böyle tabii... dedim ben yenerim falan. Yok, yetişemedim. 21 dakika geç kaldım. Her dakikaya bir soru. İstiyorsan yalan söyle, anlıyor. O gözler her şeyi anlar. Ondan sonra... bu beni bir orada çözdü. Hüngür hüngür ağlattı, kahkahalar attırdı. Şuna baktım bak, küçücük bana hemen Hakan'ı çağrıştırdı. Evet, 21 soru sordu. Hem
hem ağlattı hem güldürdü. Yani ne var ne yoksa döktüm ben buna. Ondan sonra konuşuyoruz, ediyoruz. Eve gidince haber ver. İşte biz konuşmaya başladık öyle. Ama diyoruz ki hani sevgili olmayalım, free takılalım. Hani ne yerden ne serden geçermiş misali. Sonra bu bana bir gün dedi ki, İknur dedi. Şu Ankara'daki dedi, ev ne oldu? Yok, daha fenası. Dedi ki, ondan sonra neler var 2-3 yani? Gün dedi, işlerim var dedi, Tekirdağ'a gideceğim dedi. Orada da ev var mı? Beni dedi, ben arayıp seni sana mesaj atana kadar, seni arayana kadar dedi, aramada mesaj dağıtma dedi. İşlerimi yoluna koymam lazım. Tamam. Ben ne çalışıyorum. Ne o? Adamın işi var. O kadar aşık ki adam. Tabii işi var, Yasemin'e gidiyor. Tabii. Şimdi arkadan kıs kıs gülüyordur o. Yemin ediyorum tarif ettiğin gibi. Kafayı bir çevirdim, herif kıs kıs gülüyor böyle. Olabilir. Ama o dönem zaten aranızda resmi bir şey yok. Yani hani ben öyle söyledim ama kaçırmamak için aslında. Onu elimden kaçırmayayım diye ama kuduruyorum böyle. Ondan sonra ben buna bir mesaj attım. O mesajdan sonra Murat o akşam yanımda bitti. Şu anda bütün kızlar o mesajı merak ediyor. Ne yazdım? Sevgili seyirciler, akşam yanınızda bitmesini istiyorsanız az sonra o mesajı açıklıyoruz. Atışa bacı lazım, kitaba hoca lazım, bana bacı lazım. Kitaba hoca. Ben bunu Murat'a attım. Murat o akşam yanımdaydı. Hayır, kabul etmiyorum bunu. Ateşe baca lazım. Kitaba hoca lazım. Bana bir koca lazım, o da bu gece lazım. Bitmesin de ne yapsın? Efendim? Bitmesin, o da bitmesin de ne yapsın çocuk yani? Ondan sonra zaten ateş bacayı sardı. Yani ondan sonra işte annesi geldi, bizimkinlerle tanıştı. Sadece tanıştı hani, sırf hani kiminle görüşüyorum falan bilsin babam diye. Ondan sonra tabii bizimkiler bir büyüttü. Hemen yarın sanki düğün dernek kuruluyormuş gibi böyle. Hem kızımız çok küçük diyor anne, veremeyiz diyor. Hem de diyor ki görüşmek istiyorsanız nişansöz olacak. Nişandan 6 ay sonra hemen düğün olması gerekiyor diyor böyle. Oldu mu öyle? Yok, olmadı. 1,5 ay içinde tanışıp görüşüp evlendik. Çünkü ben Murat'ı kaçırdım. Ama İlknur niyetini zaten mesajda vermişti. Bence de. Çok güzel olmuş. Helal olsun. Evet, arabayı güzel. Ne yapacaksınız? Arabayı ne yapacağız? Satacağız. Direkt satacağız. Borçlarımız var, onları kapatacağız. Sonra çocuklarıma oda yapmak isterim. İnşallah siz kazanırsınız. İnşallah. Ben sizi tutuyorum. Biliyorum. 4 numarada Nimet ve Nazım var. Bir kere kendi mahsulünüz olan bu çaydan dolayı bir adım öndesiniz. Evet. Kendi firmamız. Biz o firmada çalışıyoruz. Kendi firmanız, o firmada çalışıyorsunuz. Çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Buradan firmanızdaki bütün arkadaşlarınıza, bütün mesai arkadaşlarınıza selam. Patronlarımıza selam yolluyoruz. Patronlara, özellikle evet. Patronlara. En büyük patronlar sizsiniz. Sizden daha büyük patron yok. Evet. Nasıl tanıştınız Nimet? Çay ekisperliği yapıyordum. Çay ekisperliği yani böyle üreticilerin topladığı çayları böyle ambar gibi bir yerde biz onlardan satın alıyoruz yani. Ben orada çalışırken eşimin eniştesi beni görüyor. Beni görüp şöyle şöyle bir kız var, gelip bir gör, tanışın. Olay nerede geçiyor? Fındıklı, Rize Fındıklı'da. Rize'de, tamam. Evet. Ama ilçeler birbirine çok yakın, 15 dakika mesafeli. Bunlar da çay topladıklar için şu an çay bitmedi, çayımız var, şu an gelemeyiz diyorlar. Enişte de biraz tezcanlı olduğu için, ya ne çay diyor, kız burada diyor, gelin bakın diyor çabuk. Ama bunlar yine çayın bitmesini bekliyor. Tamam hadi çay bitti diyorlar, tamam nasıl geleceğiz diyorlar. Böyle iki köyün yani böyle dağ mesafesi var yani merkezden de gelmiyorlar. Kendi çaylarını eniştesinin çayı diye gelip bana satmaya geliyorlar. Sırf seni görmek için? Evet, beni görmek için. Nazım kunduzsun ha. Ama nasıl girdik biz sen? Öyle mi? Senden de dinleyeceğim. Evet.
Ama bu eniştesi benim ailemi araştırmak için, yani bunun böyle böyle Arhavili bir çocuğun beni görmek istediği, bu bize önceden geliyor tabii ki. Ama bunlar kendilerinin benden haberi olmadığını biliyor tabii ki. Ama ben yabancı müstahsilleri tanıyorum tabii ki. Bana her gün aynı kişiler geliyor. Bunlar geliyorlar, çay satıyorlar. Çay satma bahanesiyle beni görüyor. Orada ben buna kızıyormuşum. Yani çayı güzel sermiyorsun diye orada kızmışım ben buna. Daima bunu bana söylüyor. Neyse orada çayı falan seriyorlar. Eniştesine giderken yolda, enişte yarın bir daha çay götürelim diyor. Aynen aynen doğru. Senin ama çay da elimizde kaldı İlker Bey, ne yapsaydın? Efendim? Çay da elimizde kalmıştı, ne yapsaydın? Peki, hangi anda aşık oldun? Ona kız... Ha onun mu? Ben istemiyordum onu. Öyle mi? İstemiyordum. Hoşlanmadın. Yok, istemiyordum. Çay götür, çay da yanlış seriyor. O ona kızmamdan şey yapmış, biraz gururuna dokunmuş. Her öyle seferinde onu söylüyor. Yani sen bana orada kızdın. Halbuki kızmamıştım ama ona öyle gelmiş demek ki. Neyse eve falan gidiyorlar. Devamlı telefon yapıyorlar. Böyle böyle kızlarla şey, çocukla kız bir tanışsın, bir tanışsın. Halbuki bu beni görmüş ama orada söylemiyor kızın gördüğünü. Tanışalım, tanışalım, tanışalım. Benim babam da beni vermek istemiyor. Katiyen şey yapıyor. Annem gizliden babama haber vermeden tamam bir tanışın diyor. Bak az önce erkeklerin borularıyla ilgili anlattığım hikaye gördün mü? En son Babalar Duyar diye bir dizi vardı. Muhteşem bir diziydi. Hep öyle oluyor. Bak baba istemiyor, anne gizliden gizliye işi organize ediyor. Evet. Sonra halası eniştesiyle, ben de o zaman ehliyet kursuna gidiyordum. İşe 2-3 saat, hatta diyor ki 2-3 saat sizi orada bekledim diyor. Olsun canım sonra, 3 daha beklerim. 3 saat sonrasında ben iş yerine geliyorum. Eniştesini gördüm, çay mı falan var dedim. Sana birini getireceğim diyor, ben de çay bekliyorum. Alüminyum içinde böyle. Birden bu arabayla iniyor, ben hemen içeri giriyorum ki dışarıda insanlar görünmesin, yanlış anlayacak diye. Geliyor, tanışıyoruz. Tamam diyorum, halası hemen böyle. Sen bizim gelinimiz olacaksın. Sen gelin yapacağız, sen bizim gelinimiz olacaksın. Ne? Başından geçmiş bir olay değil, rüyasını anlatıyor gibi değil mi? Geliyoruz, ondan sonra bilmem ne. Evet, sonra? Sonrasında dedim ya burası benim iş yerim, yani burada bu kadar şey olamam dedi. Doğru söylüyorsun diyor. Biz yarın annen falan tanışırız diyorlar. Tamam diyorum. Gidiyorlar sonra bizi devamlı arıyorlar. Hadi buluşalım, hadi buluşalım. Çocuklar kaynasınlar falan. Peki sen gördüğünde etkilendin mi? Etkilenmedim. İstemiyorum dedim. Yani anne tamam dedim şey falan ama istemiyorum. Devamlı devamlı. Annem dedi ki bir şey yap dedim. Gidin tanışın dedi. İstemezsen olmaz dedi. Tamam dedim. İstemezsem olmaz dedi. Ya yok diyor, olmaz istemezsen diyor. Bir konuş diyor. Çok şey yaptılar diyor. Israr edince? Tamam dedim. Ben sadece konuşurum dedim. Evlenmeyeceğim ona göre. Baştan tamam diyor. Tamam gidiyoruz konuşuyoruz ama ben o niyetle bakmıyorum. Evliliği düşünmüyorum o anda. Tamam çok güzel konuşuyoruz falandı filan. Geliyor. Bizi eve bıraktı. Evin orada anneme hemen anneciğim elini falan öptü. Daha ortada hiçbir şey yok ama. Ağzına bak, sempati pınarı. Ama büyük puan toplarsın değil mi? Anneciğim. Ondan sonracığıma gidiyor. Telefon numaramı falan almıştı. Mesaj attı. Yarın gel buluşalım, iş yerimi gel. Ablamla falan tanış falan. Anneme dedim ki böyle böyle. Tamam dedim, evlenmeyeceğim ha dedim ona göre. Gideceğim tanışırım gelirim diye. Tamam dedi, git. Gittim. İş yerine götürdü beni, ablasıyla tanıştırdı, kardeşiyle böyle evini falan gösterdi. Evini falan gösterdim. Tamam, sonra beni akşamüstü eve bıraktı. Tamam dedim, anne ya ben istemiyorum dedim. Annem de nasıl istemiyorsun dedi, mahalle duymuş dedi. Gittin iş yerine... İş yerini falan gezmişsin dedi. Köye falan çıkmışsınız, annesiyle tanıştırmışsınız. İstemeyen Nur Abla, gelir mi? Ya yok dedim, ya yok dedi, o öyle bir şey yok dedi. Tanıştınız falan, biz Nazım'ı çok sevdi annem. İlk başta çok düzgün çocuk dedi. Gideceksin, kimle şey yapacaksın diye çok korkuyordum dedi. Yok dedi, biz Nazım'ı çok sevdik. Tamam dedi. Öyle arada kaynadım, gittim. Finale bak. Peki. Ne zaman sevmeye başladın Nazım? Ha ne zaman? Ya diyorlar ya hani kısmet bu işler diye. Aynen o tanışma döneminde nişanlılıktı, şeydi. O arada kaynaşıp yani... En güzel huyu ne Nazım'ın? Sakin. Sakin. Çok sakin.
Sen de bu sakin diye öyle bir sakin söyledin ki tüylerim diken diken oldu. En pis huyu ne? Dağınık. Dağınık. Çok... Kampa gidebilir miyiz Nazım'la? Gideriz tabii. O bensiz gitmez. Sorun kendisi sorun. Soru bu değil. Soru sensiz kampa gider mi değil. Soru kampa gidebilir mi? Gidebilir. Giderim, giderim tabii. Kendine sor. Eşim bana her zaman güvenir diye. Sence ne cevap verecek? Gitmeyeceğim diyecek tabii. Peki, gitmeyeceğim diyecek diyorsun. Beyler, dördünüze birden soruyorum. Benimle kampa pagelemek isteyenler ayağa kalksın. Tanju'ya bak, otur otur tamam. Sandalyeye mi çıktı? Efendim? Hayır, kavanozdan çıktı çocuk. İn aşağı. Arabayı ne yapacaksınız Nimet? Biz de oğlumuzun şansına istiyoruz. Allah bağışlasın. Sağ olun. İnşallah siz kazanırsınız. İnşallah. Ben sizi tutuyorum. Teşekkür ederim. Eşiniz kaç saniyede? Sol ön teker için. Hanımlar, tamam, güldük, eğlendik, bitti. Yarışma zamanı. Dikkatinizi toplayın, sonra üzülürsünüz. İlk oyun geride kaldı, bitti. Sıra ikinci oyunda. Zaten üç tane oyun var. Eşiniz. Başlıyoruz. Kaç saniyede zili çalar? Zil? Topuklu ayakkabı. Efendim? Zilek mi? Topuklu ayakkabı mı? Ne? Zilden nasıl topuklu ayakkabı yiyeceğim? Mezdeke şeylerinden falan mı? Kıvıracağız, kıvıracağız. Neymiş? Hayır değil. Ne ya? Ne olabilir? Öyle parkurda sürünüyor ya. Parkurda sürünen kadınlar. O biziz. Topuklu ayakkabı. Öyle bir oyun istersen hemen ayarlayayım. Olur, bana uyur. Birazdan stüdyonun kapısı açılacak ve içeriye 25 tane yardımcı kadın oyuncu gelecek. Ne oldu? Merve'ye bak. Stüdyodakilere dayanamıyorum. 25 nerede? Ve 25 tane yardımcı oyuncuyla Merve, ne oldu? İnecek. Ortaklaşa yukarıdaki bir zil, ona çıkmaya çalışacaklar. Beyleri de hanımlar kaldırmaya çalışacak. Rafa kaldıracak. Yok. Eşiniz hanımları kaldıracak ve zili... Çaldı. Ne oldu Merve? Ne demek kaldıracak? Temas edecek, dokunacak. Düşünce gücüyle yapabiliyorsa zaten... Yani arabayı değil ya, beni de alıp götürün, öyle söyleyeyim yani. Allah muhafaza. Şaka. Oyunu görelim. Başla. Parkura da geç. Eşiniz görmüş olduğunuz parkurda kuşağına bağlanmış halkanın içinden ipi geçirerek parkurun sonundaki zile ulaşmaya çalışacak. Eşiniz bu parkuru kaç saniyede bitirir? Rekor kaç? Rekor 122. Sen bir 500'le gir olaya. 430'la başlayalım biz. İlk iddiayı senden alıyorum. İlk dur. Şimdi yukarıdan aşağı doğru başlıyoruz. Efendim? Saniyeleri yukarıdan aşağı doğru söyleyeceğiz. Düşüreceğiz sağdan yani. Sağdan sola da başlayabiliriz. Yani o konuda bir kısıtlama getirmiyor kurallar. Ama yüksek saniyeden başlarız, düşeriz. Sana bir soru sormak istiyorum. Bir koşu yarışında ikinciyi geçersen kaçıncı olur? Sanırım birinci. Bravo. Bravo ona. Tuzağa düşmedi. Sen söyle Merve, bir koşu yarışında ikinciyi geçersen kaçıncı olur? İkinci. Nimet? Birinci. Duygu? Birinci. Hayatım ne biri ya?
Bu tuzaktı. Efendim? Düştük biz buna. Bir bak. Merve, bir koşu yarışında ikinciyi geçersen kaçıncı olursun? İkinciyi geçersen kaçıncı olursun? Ne o, niye bu dondu? Birinci. İşte şöyle hakikate gel. Dur, dur. Kızlar, aynı anda söylemenizi istiyorum ve hemen söylemenizi istiyorum. Bir koşu yarışında ikinciyi geçersen kaçıncı olursun? İkinci. Birinci. Birinci diyenler parmak kaldırsın. Ya saçma. İkinci ya. Diyenler parmak kaldırsın. Üçüncü diyenler. Hemen stüdyodan dışarı. Hadi çık. Çık. Bir koşu yarışındayız. Tamam mı? Ben şu anda koşuyorum ve kaçıncıyım? Dördüncüyüm. Önümde üç var. Birinci birinciyi var, geçemiyor yalnız. Bir var. Üç var. İki var. Bir var. Neyse. Şimdi dördüncüyüm ben. Önümde üçüncü var. Üçüncüyü geçtim. Tamam, neyse. Hayır, sporun şeyine, ruhuna uygun değil. Şu anda üçüncüyü geçtim. Kaçıncıyım? Üçüncü. Duygu? Ama bu mantıkla düşünmemiştik ki biz. Bunun için demek ki ben doğru söylemişim. Şu anda önüne bir şey diyor, kendime sokayım. Hangi mantıkla? Şu anda kaçıncıyım ben? Üçüncüsün hala. Hala üçüncüyüm. Evet. Doğru mu? Evet. Soru ne? İkinciyi geçersen kaçıncı olursun? İkinci olursun. Hala ikinci mi diyorsunuz? Ama kaçıncı oluyor? Birinciyi geçince birinci olursunuz. Ama ikinciyi geçtiniz, ikinci oldunuz. Ben birinci dedim ama ikinci... O zaman ikinci doğru cevap. Değil mi? Bir saat sonra bir daha soracağım bunu. Tamam. Eşiniz parkuru kaç saniyede bitirir? İlknur, yukarıdan başla, aşağıya düşeriz. Rekor 122. En kötüsü de 400 saniye. Maşallah. Onu biz yaparız İlker Bey. 250 saniyeyle açıyorum o zaman. Bravo. Nimet. 150. Duygu. Yani 200 diyeyim. 200. Şey... Merve. 150 mi demiştin sen? Evet. 220. İlknur. 144. İlknur en büyük iddiayı söyledi ve zaten iddiasını tutturur. İkinci tekeri de alırsa kesin olarak finalde olacak. Nimet. 143. Duygu. 194. Merve. Hayatım ne yapıyorsun ya? 144, 143, 142. Oyunu satıyorum. Satıyorum. Sat. 119. Oo. Oyunu satıyorum. 118. 118 geldi. Oyunu satıyorum. Satıyorum. Sat. 117. 117 geldi. Oyunu satıyorum. Yok. Satıyorum. Sat. 16. 16. 116 ya, numara. Ya yapan kazanıyor. Yapan. Oyunu satıyorum. Olmaz ki. Satıyorum. Sattım. Hadi 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 yaparsın aşkım. Yanımızda meşhur Zeki Bey. Zeki 194'te, Duygu kaldı. Yani bir önceki yarışmaya göre hedef gerçekten güzel. Neden kaldı? Kıvrak değilmişsin. Yani, evet. Yavaş yavaş. Ben yavaş ben yavaş ben... değil. Bakma 194'ün üstünde bitiren çok oldu. Hiç şey yapma, yapıştır. Diğer iddialar gerçekten büyük. Aynen. Evet. Avantajınızı kullanın. Bu düşük iddiayı dezavantaj değil, avantaj hale getir. Kesinlikle. Kuma yatma gibi ama oynayacağız. Buyurun. Hem yapayım oynayacağız. Kuma yatma yok. Kuma yata yata göbek çıkmış zaten. Nerede bakıyorum hocam orada? Gidiyorum. Hazır mısın Zeki Bey? Evet. Duygu Hanım hazır mısınız? Hazırız. O halde hep beraber 5, 4, 3, 2, 1. İçeri yaptım, içeri, dışarı, dışarı, dışarı. Evet. Hayır, 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 hayır.
Geçtikten sonra diğer tarafa geç. Heh, alta, alta, alta. Merve yaktın bizi. Şurada bir 200 iyi giderdi ya. Bir tane. Adamın 3 dakikası var yapamaz o ya. Evet, evet. Evet, evet, evet. Üstten çık, üstten çık. Evet, üstten in aşağıya. İn, 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 in. Ortadan alta. Evet, evet. O, üste, üste, üste. Aradan üste. Evet, evet. Sakin ol, panik yapma. Yavaş, yavaş, yavaş. Döneceksin, oradan git, arkaya geç. Yeni oyunlar evet, harbiden evet, zor evet, ya. Evet, evet, evet. Evet, evet. Evet. Tamam, aşağı, aradan aşağı in. Ya bırak orayı, aradan aşağı in. Aşağıdan dön, aşağıdan dön, aşağıdan dön. Heh, yukarı geç. Yukarı geç. Ya yukarı, bak yukarısı geçeceksin. Ayrı dert, aşağısı ayrı dert. Araya gir, alta gir araya, hadi, hadi. Tamam, yine alttan dolanıyorsun. Alttan, çok az kaldı. Çok az kaldı. İçten, içten dolanacaksın. İçten, içten, içten. Hayatım, içten dedim ya. İçten? İçten, tekrar geri gel, geri gel. Tamam. Gel, girsene. Üstten çık şimdi, üstten çık. Üstten çık, üstten. Evet, evet, tamam. Bir daha gir içine. İçine gir. Hayat, ayağını kaldır, çek. Tamam, tamam. Gir içeri, içeri gir. İçeri gir. Dışından dön. Evet, evet, evet. Gir içine. Bir tane daha, hadi ya. Evet, evet, evet. Tamam. Hayatım bitmedi ki. Dönmen lazım ya. Peki. Aşkım döneceksin ya. Hayatım döndüm ya. Buradan mı döneceğim? Dönü döndü. Ben iptal. Ben gidik. Yediğin Adanalar. Zeki Bey mi kaldı ya? Tamam dönmüş. Çıkmıştım hayat... aslında. Hayatım zaten 500 olduk da. Ya geçti zaten. 190 saniye mi kaldı? Birini attın turlar. Atmadın. Ya durun. Sevgili dur. Seyirciler. Birini bırakın geri miydi? Dönüyor şu an. En zorunu yapıyor. Hep dolaştırdım. Ne yapsın ama ona nasıl bir iz lazım? Burada ben niye tur attım? Boşa mı attım? Ne zaman? Burada bir tur attım ben. Üç tur attım mı? Sizi şöyle yanıma alabilir miyim? Gelin. Yine en kötü rekoru. Hep rekor. Ben en kötü performans olduğunu zannetmiyorum. Açık konuşayım. O kadar değil. Tabii ya, kere bakın. De, bir ara kendi bacağını nasıl bağladın ben onu anlamadım. Aşağı. Üst, orta, orta, ara, ara, ara. Evet. Aradan geçeceksin hayatım, aradan. Evet, 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 geç oradan, evet. Sakin ol, panik yapma. O panik yapma, o panik yapma. Yavaş, yavaş, yavaş. İddia 194. Zeki Bey'in yaptığı... 594. ...319. Keşke 400 verseydin hayat. O kadar çok muymuş? Efendim? O kadar çok muymuş? Çok tabii. Evet. Aşkım. Ben yaşadım onu. O ipiyle kuşağıyla uğraşırken... ...bu kadar süre geçti. İş... ...duygularımıza kaldı. Yani üçüncü oyunda iş sana kaldı Duygu. Hala şansımız var şimdi yani. Şimdi yük benim oldum şu anda. Elbette. Aslansın kaplansın yapıyorsun aşkım hadi. Kocaman alkış bu. Buyurun yeniden. Sıradaki iddia 142 saniye için Merve Tanju. Aslansın kaplansın yaparsın aşkım.
Mehmet başın eğik olsun. Evet, elim böyle atıyorum filan ama elime bir çip gelmez inşallah bir tarafından. Yok, şahanik. Yok, bak nasıl buğulu bakışları var. Ne kadar hoş bir adam değil mi? Allah sahibine bağışlasın. Amin. Hazır mısın? Hazırım. Gel. Boynu almanız lazım. Alın da. Tutun. Ortada bir teker var. Beni dinle sadece, beni dinle. Hep beraber beş! Beni dinle, beni dinle, beni dinle, beni dinle. Başla! Oradan bir kere. Geç, evet. Hayır. Çok iyi başladı. Gel, evet, gel bir kere daha geç. Bir kere daha. Hayır. Hayır, geri gel, geri gel. Geri gel, dolandın. Geri gel ya. Evet, evet gel. İçeriden, tam dön, dön alttan. Çık yukarı, içeri gir, içeri gir. İçeri gir. Yukarıdan gel, yukarıdan gel. Gel üstten, aynen, aynen. Aynen, içeri gir, içeri gir. İçeri gir, aynen. Tempo! Demiri al önüne. Al demiri önüne. Çek demiri. Demiri önüne al. Al, 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 al. Yukarıdan, yukarıdan. Tamam, yukarı geleceksin içeriden. Oradan böyle, böyle geleceksin. Böyle, böyle. Gel. Böyle aynen. Oluyor işte. Demiri çekeceksin, demiri. Pin altından. Gel. Geri dön. Geri dön, bak altından geçeceksin. Bir tur atıp dolandın, ay. Tanju, çok iyi gidiyorsun. Tanju, dolandın, dolandın. Nereye dolandım ya? Dolandın Tanju. Ha gel, tamam. Gel, gel, gel. Hadi hayatım, hadi. Helal hayatım, olsun. Hadi. Hadi. Hadi ya, gir içeri, içeri gir. İçeri gir. Çık üstten gel, 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 gel. Aynen. İçeriye gireceksin şimdi. Gir içeri. 319'una geçer bu. Gir geçer. İçeriye. Yani bilmiyorum geçer mi ama abi çok zor. Gel, 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 gel. İçeriye gireceksin tekrar. Gir. Acele etme. Stüdyo hayır. Bizim. İçeri gir. Alttan, alttan gir. Buradan gir. Gir. Üstten gel. Üstten gel. Gel. Öbür bacağını da at. İn. Acele etme. Stüdyo evet, bizim. Evet, bizi evet, buradan evet. Kovmazlar. Hadi, hadi. Ya hadi de. Üstten atlasana, çık atla. Dolandın. Yanlış yönlendirdin. Allah diyorum. Olmadı zaten. Kesin ama. Olmadı. Olmadı. Bırakıyor musun? Bırakıyor musun? Yanlış yönlendirdin. 500 mü deseydin? 500 mü deseydin? Bıraktı. Ve Merve'yi yanlış yönlendirdin dedi. Çıkartayım dolandın mı? Orada kendi kendine. Zeki, şu an 5 dakika oldu. Yani seni çok rahat geçerdi o. Geçerdi ya. Abi o ip şey o olayda. Aşağı yukarı, yukarı aşağı. Tersine götürüyordu bir ara beni. Gördünüz mü? Ben öyle şey yapmadım. Ben gördüm de sen önündekini görmüyor musun? Tempo! Demiri al, demiri al, demiri al önüne. Al demiri önüne. Hadi, hadi. Ya hadi de. Üstten atlasana, çık atla. Dolandın. Yanlış yönlendirdin. Allah diyorum. Kesin ama. Olmaz. Daha bir de sinirleniyordun bana. Çok söyledim diye. Ha. Rekor 122 diyor. 142 diyorsun. 500 mi diyeyim, ne diyeyim? Ne? Yasak mı var? Tamam, bana kaldı, ben hallederim. İş sana kaldı. Bıraktığında, Tanju'nun bıraktığındaki süre 265 saniyeydi. Yok ya. Ciddi mi? Evet. İyi, rekorunu şey yapmamışım arkadaşım. Vallahi
Vallahi bugünkü yarışmacılarımız sayesinde bölüm bir türlü bitmiyor. Oynayan oynamaya bir başlıyor, biz yemek arası falan veriyoruz, öyle düşünün ya. İşin ucunda ki araba oyuncak araba değil. Siz yarışırken biraz ona oyuncak araba muamelesi yapıyormuşsunuz hissine kapılıyorum bazen. Bu araba bayağı birçok insanın, ailenin hayatını yani kökünden şey yapmaz elbet ama çok önemli oranda değiştirebilecek bir şey. Evet. Üçüncü oyunda görüşmek üzere. Sıradaki iddia 117 İlknur Murat. Hazırsın, kaplansın, yaparsın aşkım. Kasım gelmiyor oraya da. Rekor 122. Sizin iddianız 117 ama siz rekorların çiftisiniz. Kesinlikle. Evet. Hadi bakalım Murat. Hep beraber 5. Şekilde ilerle. Hadi, hadi. Demiri önünde tutarak ilerle. Yine oradan geç, içinden geç, içinden geç. Bir dolanması, iki dolanması yetiyor. Bir kere dolansın bitti zaten. Tabii tabii, aynen. Var mı daha saniyesi? Yani Gümüş, yüzden yedim, karpım daha var ya. Çık yukarı! Geç, 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 geç! Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha! Hadi dönmüyor, başım başım dönmüyor, hadi! Hadi, hadi! Geç, içinden geç, içinden geç! Bir dakika olmadı mı ya? Başlayalım. Geçerken atla, geçerken at, geçerken. İçinden geç, içinden geç, içinden geç, içinden. Yukarı. Gel bu tarafa. Geç içinden. Dolaş. Dolaş, direği dolaş. Geç, 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 uzun. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Hadi geç. Hadi git. Şükrü, niye gülüyorsun? Çok bizde. Sen yapamadıysan zaten kimse yapamayacak. Ben yaptım fark ettiysen. Yaptım, ben biliyorum aşkım. Ben sahneye bakmıyorum şu an. Tamam, hadi. Başım dönüyor zaten. Ben de otursam iyi olur aslında. Otur, otur.
sandım. Yok, iyi kıvırdım ya, ondandır. Vallahi çok iyi kıvırdım. He, ondandır zaten. Adam yoruldu. Vallahi yoruldu. Haklı. Haklı vallahi. Her akşam evde ayak masajı yaptırıyor bana, biliyor musunuz? Efendim? Her akşam evde ayak masajı yaptırıyor. Şimdi ben onu yordum diye yine bir sürü masaj yaptıracak. Çok yoruldun aşkım. Murat'ın yaptığı 100 bilmem kaç bir. Şaka, 111 o zaman, 3-1. Okulda da karnem öyleydi yani, 3-1'leri çok görüyorum. Yukarıdan aşağı 1-1-1, bazen 0 karışırlar ama. 100! Yapsam da şu an kazanacak bir derdim yok yani, o aşağı insin şimdi. Söyleyeyim. O aşağı insin. Tam 171! Gerçekten. Yok daha mı? Hiç inandırıcı gelmedi bana bu. Mümkünatı inanmıyorum. Şey. 3 dakika yani. Efendim? Demek 3 dakika. Ki, demek ki 3 dakika 180 saniye yapıyor. 3 dakika. Tamam işte 3 dakika ne olmuş yani? 9 saniye hesabını yapmayın bize. Yaz abi, 3 dakika yazıyor ya. Madem öyle. Güzel yarıştı, güzel. Güzel yarıştı. Nasıl, sıra sende müdür? Yavrum sen yapamadıktan sonra zaten kimse gerçekten yapamaz ya. Önemli olan o değil ki. İddia tutturmak önemli olan. Tutturamayacaklar. Ne güzel. Sanki rekor kırmış gibi. Az önce çok sevindiler ya. Meğer genelde seviniyorlarmış. İddiayı tutturamadı, yine aynı seviniyor. Vallahi helal olsun. Helal olsun. Haydi. Haydi. Bir sonraki iddia 116 saniye için Mime Nazım. Kaplansın kaplansın yaparsan aşkım. Nazım sen Arhavili'sin. Evet. Arhavili Nazım. İddia 116 saniye, ne diyorsun? Yapmam gerekiyor ilkini. Çok doğru söyledin. Elimden gelen ne varsa yapacağız. Ben sana güveniyorum. Yapacağım, yapacağım. Çocuğumun için yapacağım. Nimet olacak mı? Yardıracak. Yardıracak. Sana güvendi, bu iddiayı söyledi. Biz de Nazım'a güveniyor muyuz? Evet! Güveniyor muyuz? Evet! Güveniyor muyuz? Evet. Hadi gel. Hadi gel. Hep beraber 5! Seri sakın dolanma, tamam. 3, 2, 1, 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 1
İçine atladı iç. Dolanma. Atlan, 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 atlan. Dolanma, üstten, 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 içine, içine, içeriden, içeriden, içeriden. İçeriden, üstten, üstten, üstten. Gir, içine atla, direk içine atla, direk içine. Atlan, 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 gir, gir, gir. Dön. Yatarak döndür. Çabuk, 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 çabuk. İçine, içine, içine. Çabuk, içine gir. Ya çıksın ayağın, ayağın çıksın, ayağın hadi. Ayağın gidiyor, lazım. İçeri, atlan, 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 atlan. Üstten, 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 üstten. İçeriden, içeriden, içeriden. İçeriden, üstten, üstten, üstten. Çabuk, hadi hızlı, hızlı, hızlı. Dön, bir tur daha dön, bir tur daha. Dön, dön. Dön, 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 dön.
içeriden, içeriden. Atla içine atla. İçeriden, içeriden. Bu tarafa dön, bu dön şöyle. Dön. Gir içine gir, gir içine, içine gir. Gir içine gir. Alttan at. Ya şöyle dönsene ya. Dön. Kaç beni. Dön. Tamam dön. Altına gir, gir içine gir, gir içine gir. Gir çık şöyle, çık. Ya ipi önüne alsana, ipi önüne alsana. Dön bir tur, dön etrafında. Dön bir tur etrafında. Dön, dön. Karıştım, karıştım. Şuradan gir, şuradan gir, şöyle gir. Ya şöyle girsene ya. Of. Daha fazla Nazım'ı yormamızın bir anlamı şu anda 180 saniyedeyiz. Daha parkurun yarısındayız. Bu şu demek. İlknur. Evet. Murat. Murat. Şu görmüş olduğunuz arabanın yarısı sizin finaliniz. Yaparsın aşkım. Üçüncü oyunla devam ediyor. Masada bir finalist oturuyor. Murat. Zeki Bey. Evet. Nasıl oldu da Duygu'yu tavladın? Hangi anda onu tavlamaya karar verdin? Sesine aşık olduğumu anladığım anda. Sesine hangi anda aşık oldun? İş gereği telefonda görüşmeye başladığımızdan bu zamana kadar diyeyim. Böyle bir tatlı tatlı insan kaynakları bir şey konuşması vardır. Onun ses tonu beni etkilemeye başladı. Derken, ve hiç derken, tipini görmedin? Yok, hayır görmedim. Sonrasında sosyal medya aracılığıyla takipleşmeye başladık. Derken ben biraz daha dozu arttırmaya başladım. Sonra işte toplantı vesileleri vesaire İstanbul'a gelip giderken bir görüşme. Zaten daha öncesini anlatmıştı size de. İlk görüştüğüm gün bir sene sonra evleneceğimi söylemiştim. Ve bir sene sonra da evlendik. Evet, söylediği tarihte evlendik. Vay be, ne erkekler var be. Ne zeki beyler var değil mi? Fakat ilk iki oyundaki performansın... Evet. Zeki, nasıl söyleyeyim ben sana? Skandal. Ama İlker Bey, ben yarıştım ya. Hep çarpılar var arkadaşlar da bakıyorum. Ben sonuna kadar gitmişim yani ama. Yani iki oyunda üç tane çarpı var. Ben hepsini yapmışım. Doğru. O da bir şey yani. Teselli. Doğru. Yani durduk savaşmışız. Yere bu kadar kötü sonuç alıp rakibine bu kadar rahat laf çakabilmek de bir zeka işi. Çünkü seni tebrik ediyorum. Teşekkür peki, beylere genellikle soruyorum bunu. Erkeklerin ortalama ömrü kadın ömründen 5 yıl daha azmış. Evet. Bunun sebebi ne olabilir? Daha da azdır bence İlker Bey. Yani çevremde vefatları falan da gördüğümüzden sonra genellikle erkekler ölüyor. Bence çoğunluğu çene diyebilirim yani. Erkekler Aa. Hayır. Erkekler çeneleri yüzünden mi ölüyor yani? Hayır, kadınların çeneleri yüzünden. Ha,
Ne demek o? Biraz açar mısın? Yani daha çok bir istatistikliği de vardı herhalde bunun. Kadınların kelime sarf etmesi erkeklere göre daha fazla. Onu da genellikle biz çekiyoruz. Biz çektikten sonra da biraz yıpranma oluyor deformasyon sürecinden. Peki masadaki beylere soruyorum. Kadınlar daha çok konuşuyor diyenler parmak kaldırsın. İki tane nedir ya? Hayırdır? Haspam. Gece uyurken konuşuyor bıdı bıdı onları saymıyor. Kadınlar daha çok aaa diyenler parmak. Peki. Kadınlar erkekler geç anladığı için bu kadar çok konuştuklarını iddia ediyorlar. Yanlış bence. Yanlış. Yok, hiç alakası yok. Anlıyoruz ama sürekli bir tasdikleme süreci. Sürekli bir anladın mı? İşte bak bu, bak olay bu. Bir de çok uzatırlar. Aynen. İlker Bey. Yani bir şeyi kısa yoldan söylemek vardır. Bir kesinlikle. De onun geçmiş tarihçesinden başlayıp da sonucuna kadar. Yani ya, evet sadede gel. Yani, sadede, ben çok sonucu mu konuşuyorum gel, sonuç şimdi sorar mısın? Hiç arkadan hayır diyor. Duygu çok mu konuşuyor? Yani çok aşırı demeyeyim. İşi gereği insan kaynakları olduğu için çok konuşuyor. Bir de İlker Bey şey... Geriftes geldi. Abi canım hiç affetmem. Duygu ayağı çok değil filan falan değil. Duygu çok mu konuşuyor, az mı konuşuyor? Orta. İlker Bey onu da şu sebepten söyleyeyim. Bizim kavgalarımız, tartışmalarımız şöyle oluyor konuşmalarımız genellikle. İşimizi ortaya koyuyoruz. O konuşurken benim bir insan kaynaklı sen karşısında mülakat yapıyor. Eller böyle işte... Anlatıyor bir şeyler. İşte uzlaşabiliriz seninle ilgili bu konuyla ilgili uzlaşabiliriz falan böyle. Ben ona işte kendi iş hayatımla ilgili bana bir şey işte kavga ediyorsak bana donelerle gel diyorum. Donelerle gel diyor ya eşine. Tartışmalarımız da oluyor. Oğlum nasıl bir ev hayatı? Bütçe toplantısı falan da yapıyor musunuz? Brifingleri yiyoruz sabahları. Duygu Hanım lütfen yani Ocak ayında böyle bir ödememiz olamayacak. Bunu daha önce konuşmuştuk diye. Peki ev ekonomisini kim idare ediyor? Ben. Evet. Yani bence ikimiz de demiyoruz. İkimiz de savurganız genellikle. Ya. Benden çıkıyor. Senden çıkıyor. Karar. Karar. Evet. Peki anne yemeği mi, eş yemeği mi? Anne yemeği. Haklı. O yüzden bir şey diyemiyorum. Başını eğip alkışlarsın. Çünkü ben evde çok yemek yapmıyorum. Tanju bu soru sana da gelecek. Çok düşünmene gerek yok. İki tane şey seçenek yaptım. Var. Anne yemeği mi, eş yemeği mi Tanju? Şey, bende mi sıra? Evet. Merve çok güzel yemek yapıyor. Yüksek sesle. Bir kendine güvenerek şöyle. Sesin çıksın. Merve'nin lezzeti güzel, yemek lezzeti. Ama ben kötü değilim. Anne yemeği. İlker Bey. Hafta 7 gün, 6 gün boyunca fırında patates tavukla büyümüş ya. Tabii zeytinyağlılar bilmem neler ona fazla geliyor. Güzel. Şimdi Merve'nin sesini stüdyoya verir misiniz? Ben seyircilerimizin de Merve'nin yorumunu duymasını istiyorum. Evet Merve. Hafta 7 gün ya. Annesinin sobası, odun sobası fırınlı. Hafta 7 günse 6 gün fırında tavuk patates. Bu böyle büyümüş. O yüzden başka yemek bilmiyor yani. Bir barbunya, fasulye bilmem ne falan buna gelmiyor, olmuyor. Buna vereceğin tavuğu... Sen ne zaman yaptın da yedik? Duymadık. Ne dedi? Ne dedi? Duymadın mı? Ay söylemeyeyim o zaman. Söyleyeyim. Çok acayip laf çaktı. Ve neticede anne yemeğini seçti. Kesinlikle. Yesin yaşlanana kadar patates tavuk. Peki, sen bizimle kampa gelebilir misin? Ben. Tabii evet ki. Zeki. Tabii ki. Sen? Hiç sıkıntı yok İlker Bey. Ukrayna'ya gitmişiz. Biz Ukrayna ile açtık onları. Kampa da hiç sıkıntı yok yani. Mertebe gibi değil mi? Biz Ukrayna'ya gitmiş adamız yani. Değişik bir mertebe yani. Ama öyle değil. Abi yani. Adam var ya Ukrayna'ya gitmiş ya diye. Aynen. Peki, Tanju gelebilir mi? Aslında gelebilirim. Ben böyle bir cevap veriyorum. Aslında gelebilirim. Gelirim de. Yani şimdi döndüğümdeki... Yalanlarını alet edeceğim. Kampa gideriz sizle güzel zamanlar falan geçiririz. Sıkıntı yok. Eğleniriz. Ama sizle... Kaç gün kamp? İlker Bey vites. Tanju mantıklı 3 cümle kuramadın üst üste. Ah pardon.
Kaç gün bu kamp? Kaç gün olsun? Bir iki saat olsun. üç gün, iki gece. Üç gün, iki gece gideriz. Ama geldikten sonra bir sene falan bir sıkıntı yaşarız herhalde. Gidersin. Ama gideriz yani. Gelir misin? Gelirim, gelirim. Vallahi gelirim. Helal olsun. Gidecekken yoldan çevirmiş kadınım ben. Peki, sana çip takıldığından haberin var mıydı? Yok, iyi ki buraya geldim, öğrendim. Vallahi yok. Bilmiyor muydun? Vallahi bilmiyordum. Gerçekten mi? Ama bir ara şüphelenmiştim yani. İlker Bey, haberi yoktu gerçekten. Arkadaşımla konuştum mu bana? Soruyordu tıklardı. Ama. Dedim, sen hayırdır ya, bir çip mi taktın dedim bana. Yok ya, öyle şey mi olur dedi. Şüphelendim ama bir ara. Sonra dedim, yapmaz herhalde onu. Git çip al, tak. Nereye taktı, takarsa nereye takacak? Aslında İlker Bey, ben çok kıskancım telefonun ya. Arkası yanına kedi bir kız yaklaşınca hemen telefona sarıldım, orada yaptım hatayı. Taksa, sakince bekleyemedim. Değiştiriyorum her gün. Hemen bir şey olsa aradım falan, anladım. Saçma mı yerleştirdin, ne yaptın? Çip işte telefonda galiba, bir yazılım olarak mı? Ha. Çok da para verdim ona. Az önce Murat da tüyoları veriyordu. Sıkıntı burası. Cep telefonunu karıştırır mı? Ben az önce uyardım onu. Öyle mi? Başka anlattı arkadaş bana. Efendim? WhatsApp konusunda. Neymiş o? Böyle bir barkod falan okutuyorsun, hemen bir dakikalık bir işlem. WhatsApp'tan buna gelen yazıyı direktmen işe de görebiliyorsun. Yapmıştır belki de zaten onu. Onu yapmıştır muhtemelen. Yaptı yani mı? Yani o çip yapan onu da yapmıştır. Ama onu yaptıysa konuşmalarım nereden? İlker Bey, ben şu anda nerede olduğundan, WhatsApp'ına gelen mesajından, maillerinden, galerisine telefonun ekranına baktığında bile görüyorum onu. İlker Bey, bu konuyu Zeki'ye sorar mısınız? Lütfen, rica ediyorum. Evet. 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 Kesinlikle. Neyi sorayım Duygu? WhatsApp konuşmaları nasıl ele geçirilir? O biliyor mu? Çok iyi biliyor. Kendisi mi uyguladığı için mi? Bana uyguladığı için. Sakladığı neler var, daha neler. Zeki Bey tam bir kunduz. Takip sisteminin başında kendisi varmış meğerse. Haberin var mı senin? Sevgili seyirciler, bugün şebekeyi çökertiyoruz. Telekulak çetesi şu anda stüdyomuzda. Bu ne ya? Peki Tanju, sen olay günü neredeydin? Hangi olay günü? Yani bir tane olay yok ki. Ya, çipin takıldığı gün. Bu kadar güzel bir erkek cevabı olabilir mi ya? Hangi olay günü? Olay mı? Kendi olay kendilerini çok... ele veriyorlar aslında. Aynen. Hangisinden bahsedeyim der gibi. Merak etme, ben değişik versiyonunu bulurum yine. Uyanınız diye geçiniyorlar ya, aslında bir o kadar saflar ya. Ya olayların hepsinden etkileniyor. Psikolojim de bozuluyor aslında. Şu anda zihni şey diyor. Acaba hangisini biliyor? Yok, bu itfaiyelik polislik olay. He, o. Neredeydin ki? Süse yaptım. Ya kahvedeydim gerçekten ya. İlker Bey, attığı fotoğraf nasılmış, bir sorun. Ve attığın fotoğraf kahveden mi? Kahvenin tuvaleti. Yani böyle tişörtünü çıkarmış, sanki evde duş alacak da yatacakmış gibi banyoymuş havası veriyor bana. Ya. Oo. hangi mevsim? Kış, evleri odun sobasıyla ısınıyor yani. Sobanın olduğu odanın dışında donarsınız. Diyor ki, kış ayının ortasında gönderdiği fotoğrafta Tanju'nun üstü çıplak. Hani duş alacağım da yatacağım havası veriyor. Arşiv de amatörce. Halbuki... Arşiv de. Kahvede soyunmuş! Nesini oynamış? Nazım soruyor, nesini oynamış diye. Beyler ya, şu bir donla beni bir çekin de yengenize atacağım. Yalan söyleyemiyorum ya. Efendim? Yalan söyleyemiyorum hiç. Beceremiyorum ki. İyi ki beceremiyor. Beceremediği yalanlara bakın, kızlarla yılbaşı partileri falan. Becerse demek ki Rusya'dan falan gelmiyor. Peki sana şeyi sorayım. Çok da yüklenmek istemiyorum ama. Merve çıksın, rahat rahat konuşalım. Tanju bir açılsın. Açık oturmuyor. Yok yok. Haklı olarak babanın rahatsızlığında... psikolojik olarak etkilendi ve iki kızla... Yılbaşı partisine mi gittin Tanju?
İş yerinin partisi, kızlarla böyle fotoğraflar. Üzüldüm babamın. İşte yılbaşı şapkaları başında. Hasta yatak döşek yatmış adam. Şu elinde bir serum, şu elinde bir serum. Kendimi dışarı attım. Nefesim ay nasıl daraldı. Nefes aldı gördün mü? Niye çok mu dertlendin baban hasta diye? Bir anda işte şey... Aslında arkadaş o toplantı yemeği gibi bir şeydi ya. O öyle. Tabii canım düdükler ağızlarında, şapka başlarında, konfetiler. Peki toplantılarda ağızda düdük, kafada şapka falan mı? O da varmış. Alttan darbuka çalıyor böyle. Merve belki de babasına moral gecesi düzenledi. Peki. Değiştirelim. Evet. Merve'nin seni hiç takip etmeyeceğini bildiğin bir yerde şöyle erkek erkeği biraz sohbet etmek istemez misin? Öyle bir imkan yok. Yani eğleneceğim arkadaşlarımı götürürüm. Nereye? İşte nereye gidiyorsam bir hafta iznim yok mu benim? Bir hafta izinlisin Tanju. İzinliyim o süper. İşte senin yapamadıklarımı taktik başka. Yaparım. Sen kaçırıp götürüyorsun ben bezdiriyorum. Bu arada yapamadığım hiçbir şey yok ha. Ne dedi? Peki ne yaparsın ya? Ya bizimki şey ya, bu çok abartı İlker Bey. Yani ben şey adamım. Oğlum abartma meselesi değil. Yani damarda şey ilaç. Ya o da sen her şey. Sen ağızda düdük, kafada şapkın. Tamam da o da her şey zırt pırt karışmasın. Bunlar meydana gelmez. Değil mi? En ufak şeye karışıyor. Neye a? Dedim hani ilk defa res çekmeye çalıştı ya abi, hoşumuza gitti yani. Helal olsun. Yürü arkandayız biz. Devam. Helal. Bu gazla yürür Merve bu. Aynen. Bu kızlar niye bizi hiç desteklemiyor İlker Bey? O halde bu gazla beraber değil mi? Kampa, deplasmana. Ukrayna'ya. Oraya, buraya. Aa canım ha. Hayaller hayatlar canım. Hayaller hayatlar. Ay ay. Murat. Evet. Sen bir popisin. Yani var da öyle dönem dönem. Popi olmak nasıl hala bir duygu? Hala öyle, hala öyle. Yani ben onu direkt olduğum için hani onu anlatamam yani. O kendiliğinden var olan bir şey. Yaşıyorsun onu zaten. Her akşam bir yerlerde. Kız özgüven patlaması yaşıyor. Adam banyo yaparken kendinden geçiyor böyle. Evet. Saçıyla başıyla oynuyor. Ve derken hayatına ilk nur girdi. Ya o alenen girdi yani. O kapıyı gidip kırıp girdi yani evet. Öyle oldu yani. Bileği isteği olan bir şey değil o yani. Bileği isteği olan bir şey değil. 2-3 günlüğüne gidip akşamına geri dönmüşsün. Yok öyle akşam gelmedim oradan. Ha. O ayrı. O 2 gün dedim 2 gün aramadı beni yani. Ben ona geldikten sonra. İşleri toparladın. Tabii tabii. Yok ben kız arkadaşımla gittim oraya da yani. Hmm. Gittim onun üniversiteden diplomasını aldım. Öyle öyle geçmedim. Ama. Biliyordu zaten ilk dört olan yani. Yok kız olduğunu bilmiyorum. Yok ben sadece arama dedim o kadar. Öyle soru soramaz yani o dönemde. Tabii tabii. Öyle mi? Tabii kesinlikle. Bu dönemde de yaptığım zamanlar vardır yani. Peki bunun sırrını bir Tanju'ya anlatsana. Nasıl oluyor? Arama diyorsun, aramıyor filan. Bence çok söylemesin. Anlat Tanju'ya. Mesajın örneği var ya. Yani. Anlat tecrübelerini. Ya o baştan olan bir şey yani. Bu da benim yüzüme dönmüş anlatıyorum. Baştan kurallarını koyuyorsun yani. Kendi bir karakterin var koyuyorsun. Zekicim sana da söylüyorum bunu yani oradan. Bilmiyorum. Aa evet, evet. Seninle gideceğiz oralara bir daha. Peki Nazım. Efendim. Nimet'in gönlünü nasıl çaldın? Nasıl çaldım? Çayla. Çayla. Doğru. Çay içer misiniz? Yok, teşekkür ederim. Demeyin, siz iki kere aldın arkadan. Biz aldık. İki kere aldık. Hayır, hayır. Öndesiniz artık, sıkıntı yok. Ya, sıkıntı yok. Evet. Ben çay içeceğim. Çay. 4 çay, 1 sade Türk kahvesi sana zahmet. Bana eziyet. Tatlış. Peki, Nazım. Bizimle kampa gelebilir misin? Yani eşim isterse gelirim. Ne yaparsa. Bari gelirim gelirim de ya. Soruya soruyla karşılayacağım. Ona sorun. Nasıl bir daha söylesin İlker Bey. Israr ederse. Peki ama mesela. Ama yollar benim eşim ya. Ben şimdi arkadaşlar dinliyorum İlker Bey. Yani benim eşim gerçekten evliymiş ya. Eşim bunlara göre evliymiş ya. Melek ya. Benim eşim melek. Çocuk bizi görünce. Şükretti.
Benim eşim bir melek diyor ya. Yani elbette öyle. Bu tarz şeyler hiç yaşamadığımız için demek ki. Yapmadın hiç yaşamam canım. Öyle o şekilde baskılar, aramalar, şey, bir şey yok. Yaşamıyoruz yani biz. Sen yaşamıyorsun. Peki diyelim ki Paris'e maça gidebilir miyiz? İkimiz mi? Tanju gibi sorular geldi. Zaman kazanıyor şu an. Ya biz içeriz. Ya daha soruya soruyla karşılık vermeyen erkek görmedim. Çok güzel. Ben, sen, Murat, Tanju, Zeki Bey. Gidemeyiz. Peki. Zeki tam olduğu için. Biz varız Zeki. Duymadan dolayı gidemeyiz. Zeki yüzünden gidemiyor. Tanju da gelmesin çünkü çip var, onda hepimiz eğleniyoruz. Peki, seninle baş başa gidebilir miyiz? Gideriz. O konuda bir sıkıntı olmaz. Allah razı olsun. Ay çok güzel. Peki sizin evde kimin borusu ötüyor? Eşimizin. Boru neydi boru? Sizin evde kimin borusu ötüyor? Ne cevap verdi? Allah'ım. Ne cevap verdi? Ne dedi? Boru dedi sanki boru. Sizin evde kimin borusu ötüyor? Kimin borusu? Anladım ben, cevabı aldım. Eşimin. İlker Bey, anne yemeği mi, eş yemeği mi? Onu da sorun. Sizlere, bütün bu olan bitenin ardından kıymetli eşlerinize onların gönlünü alma fırsatı vereceğim. Ve sizlerden birer akrostiş şiir istiyorum. Şiir. Aklımdan şimdi o geçti ha. Derken. Keşke dersimize çalışsaydık. Of. Başkan. Şunu G yaparsam olacak. Zeki Bey. Ya, ya işte bu be. Sevinecekmişsiniz de. Teşekkür ederiz. Lan şu masaya da aleni bir şey söyledim ya. Efendim? Ben siz yiyebilecek mi şimdi o? Tanju, efendim? Merve bir soru soruyor. Ben siz yiyebilecek mi onu? O kadar da değil yani. O kadar da. Bunun o kadar da değil yani. O halde ilk şiirimiz... Baklava üstünde şiir okumak da ilk defa. Aşık Zeki Bey'den geliyor. Duygu. Dünyam oldun birden. Unutursam eğer at kalbinden. Yeniden gelsem dünyaya seninle olurum. Güzel kadınım benim. Uğurum, sevdiğim, can eşim. Çok güzel yazmış. Evet. Çalışmamıştık bir kere bir dersimize. Yani burada. Helal olsun. Teşekkür. Çalışılmış gibi geldi. Vallahi aşık. Hiç aklıma geldi. Tanju Çolak'tan. Tanju Yi. Ben bir tane U'dan yapamadım. Tanju Yi. Aşık. Aşık Tanju Yi'den. Merve. Mazimiz ilelebet olsun. Ellerim ellerinle dolsun. Razıyım seninle her şeye. Ver yansın etsem de evimiz hep neşe dolsun. Canım benim. Çok güzel olmuş. Yarışıyorlar, kapışıyorlar yalnız. Ya öyle öyle de işte bunların normal doğanda niye yapsın? Aşık Muradi'den. İlk Nur. İlk defa inanır oldum aşka. Leyla'yı seven Mecnun gibi. Kalbimin tek sahibi. Nedensiz yere sevdiğim kadın. (Gülüyor)
dağları delerim, rüzgarlardan gelen aşkım. Ve geldik aşık Nazım'den Nimet. Nazım'ın meleği. İlk aşkım. Mutluluğun temeli. En güzeli. Tenimin dengi. Dört beyefendiyle çok büyük alkış. Bu adamlara romantik değil derseniz doğruyu söylemiş olmazsınız hanımlar. Yok. Beyler, eşiniz. Evet, geldik. Geldik. Duygu. Zurna'nın. Ay. Acı biber. Ay böyle ya, bir... Ya şu şeyler var ya. Bir ürperti geldi. Akvaryum bir gibi şeylerin geldi. Elini sokuyorsun. Pis oyun. Çok güzel o zaman. Böcek falan. Ey uğraşı. Pis oyun diyorum, Murat böyle yaptı. Acı çok güzel o zaman. Çok kötü. Nedensiz hadi sevdiğim şey. Kadın. Eşiniz. He? 30 saniyeyi kaç saniyede kırar? Oyun gelsin. Onlara bardak yiyecekler galiba. Bana bir şeyler oluyor. Ben üzgünüm. Kime yazıyor musun? Senden tırsıyoruz. Senden korkuyoruz. Beni korkutuyorsun. Beş! Rekor 35 saniye. 35 saniye. Yuh. İzlemiş olduğunuz Sümeyye'nin performansı 17 saniye. Kaç tane? Ama 12 tane kırdı. İlk bir numaralı yarışmacımız Zeki'ye soruyoruz. 100 diye başlamış. Tanju. 90. 90. Ama Murat. Ama düşecek ya. 45. Nazım. 60 abi. 60 dedi Nazım. Zeki Bey. 80. Tanju. 59. Nazım. 50 abi. 40 Zeki. 40 ya. Şu an kalayım. Hay hay efendim. Tanju. 49. 49'la Nazım'ı geçti. Murat'ın hadi üstünde minik kaldı. O ha, halde Nazım. Düşür minik. Ne yapayım, oyunu satayım mı? Sat, sat, hadi satın. 35. Efendim? 35. Rekoru söylüyorsun. Aşağısına deneyeceğim. Tanju, kaldın mı? Hep böyle bizde. 34. Ya ne yaptın? Ve Nazım'dan rekor bir iddia geldi. Abi böyle yapıyoruz, sonra işte. Oyunu satıyorum. 80 çok verdi bana. Satıyorum. 32. 32 geldi Murat'tan. Murat'ın iddiası tabii ki Murat'ın tuzu kuru. Çünkü finalde. Oyunu satayım mı? Satın. Sat! Satıyorum. Sat. Tanju. Tıp!
Hazır mısın? Hazırım. Sesin çıksın. Hazır mısın? Hazırım. 5 Sakin ol hayatım. Ha. Hayatım oluyor, acele etme. Ha, acele etme, süpersin. Hop, tam ortaya, tam ortaya. Tam ortaya, tam ortaya. Acele etme. Hayatım ortala, acele etme. Ha? Aferin. Acele etme hayatım, ortaya. Acele etme, ortaya. Tamam. O kırılmıştı ama. Aslında ne olmayacak? Hayatım. Bir yerden alacak. Ya alacak, yapacak bir şey yok ama. Bir tanesi kırılmıştı diye hatırlıyor musun? İki eliyle kırdığı için saymadılar. İki eliyle. Ama sıkıntı yok. Zamanımız bol da. Problem değil. Sizinle çok eğleniyoruz. Sizinle zamanımız bol bol. İddia. Of ya. Hadi ne yapayım? Kaça düşüyorum ya? Kırka mı diyeceğim? O da abartı oldu. Yırtıldım şimdi. 80 saniye. Uygun yaptı. Uygunum yaptı. 80'in altında. 63. İyi. Yani iyi ki düşünmemişsin. İddianda haklı çıktın. Aynen. Soğukkanlı bir şekilde bekledin. Kesinlikle. Rakiplerin indi. Sen altını görmedin. Aynen. 80'de kaldın. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz. İnanır mısınız? Bu oyunu yaptınız. İddianız tuttu. Buyurun liderlik koltuğuna. İddia sevgili seyirciler, 49 saniye için Merve Tanju. Ayağınla sert tut, derin için tamam mı? Ayağınla sert tut. Sıkı tutun. Hazır mısın? Hazırım. Hadi. Hep hızlı beraber koş, 5! Koş. Tamam. Hadi bas, vur 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 vur. Koş 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 koş. Vur yukarıdan, vur yukarıdan. Hayır. Tek el. Ayağınla, alttakini ayağınla. Koş 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 koş. Alttakini ayağınla. Yukarıdan yukarıdan. Vur vur. Koş koş. Derinse. Hadi yukarıdan. Yukarıdan. Koş 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 koş. Koş koş koş. Derinse yukarıdan. Ayağınla. Koş koş. Hadi. Vur 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 ayağınla. Koş 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 koş. Koş koş. Koş vur koş. Koş. Hadi. Sen hadi koş. Ayağınla vur. Koş alttakini ayağınla. Yukarıdan yukarıdan heyecanlanma. Aferin hadi hadi hadi. Derin için hadi. Son son hadi. Harika koş. Koş. Lan koş vur. Vur ayağınla. Son son bitti. Son bitti. Son bitti. Vur ayağınla. Bu kadar. Koş 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 koş. Koş. Gidiyorum oldum. Biraz daha hızlı koşsaydım. Kırdı. Bazı şeyleri, tahtaları tekrar kırmak zorunda kaldı. Çünkü iki elle kırmıştı. Oyunun başında da ifade ettiğim gibi alttaki maviler ayakla kırılmalı. Onları da elle kırınca geçersiz sayıldı. Çok fazladan tur atmak zorunda kaldı. Fazladan iki tur. Bu da demek 5-10 saniye. İddia 49. Merve'nin yaptı. Olmadı mı? Zaten sevmemiz gerekiyor. Daha iki kişi daha var. Olsun. O zaten finalist. Onu düşünmeyen bir kişi olsun, var. Olsun. Kazanırsa biz yine eleniyoruz. 69.
Rahat gidiyorum sen hayatım. Tamam dur ben işte tamam. Söyleyebilirdin 69. Şu anda İlknur'un iddiasını tutturmak için dua etmeniz gerekiyor. Eğer tutturamazsa sizinle vedalaşırız. Buyurun yine. Ve sıradaki iddia 34 saniye için Nimet Nazım. Hep beraber 5, 4, 3, 2, 1, başla. Hadi, hadi. Dansın. Dansın. Hadi yavaşla yapın. Hadi. Sen iki tur. Hadi iki tur. Hadi sen tur. Hadi. Vur. Vur. Hadi. Olay bu. Hadi hayatım, hadi. Gel, 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 gel. Ha? Bitiyor mu burada? Hayır. Ve... İddia 34 saniye. Nimet'in yaptığı... 55 saniye. Nimet'in yaptığı... Ama söyleyeyim mi daha? Onlar da kaybedi. Ama şey, ilk gün olan. Tam... 50 saniye. Siz de tıpkı Merve ve Tanju gibi İlknur'un yapmasını bekleyeceksiniz. Aksi takdirde maalesef vedalaşacağız. Bir de oradan bitti diye de durdun ya. Fark etmedi. Yine iki dakika, iki saniye. Pardon. Fark etmedi. Oradan oyun ekibi süreye baktı, değişmiyor. Yani o kırdığında da bitmemiş. İki saniye, evet. Yani özür diliyorum, iddia tutmamıştı. Buyurun. Ve en büyük iddia 32 saniye için İlknur Murat. Ya yukarıdan aşağı tek seferde zıplatmadan. Tamam. Hiçbir şekilde. Tamam, merak etme. Vuruyorsun ya, aynı anda ayağını da vur ya, maviye vur gitsin. Siyahlı arkadaşlar bizim arkadaşlarımız, onlara vurma lütfen. Aynen, yapıp sadece 5 dur. Dur. Sektirmeden 5 dur, fazla tamam. Değil ha. Tamam. Sektirmeden 5 dur, başka tamam, bacaklarım şey uzun zaten. Oradan oraya gitmen 2 saniye zaten. Tamam. Evet, dananın kuyruğu kopuyor sevgili seyirciler. Finalin adı belli mi oluyor yoksa çok sert, elemeye mi çok gidiyoruz? Sert olman lazım. İddia 32 saniye. Aynı zamanda bir rekor denemesi. İlknur kararlı yapacağım diyor. Biz de onu alkışlarla destekleyeceğiz. Ve hep beraber 5, 4, 3, 2, 1 başla! Koş, 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 koş! Koşsana ya, çok yavaşsın ya! Koş! 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 Sektirmeden koş, koş! Tekel, tekel koş! Tekel koş! Tekel ne yapıyorsun ya? Sektirme! Ya çok yavaşsın, çok! Bak çok yavaşsın. Koş! Koş! Büyük adımlar! Büyük adımlar, koş sana! Koş, koş! Vuracak mı? Ya ilk dur ya! Ah!
Mimine bak. Yine aşkına o güzel. Kendine gelsin. Beş dakikada bekleriz beni. Çok mu yoruldun? Yo. Bence evde de, yani de böyle sürekli durup durup gülüyor mu? Yapıyorum. Gece uyurken çok gülüyorum. Efendim? Uyurken çok gülüyorum. Uyurken çok gülüyorsun. Tam böyle uyuma anı vardır ya, dağıldığınızda olacaksınız. Gülmeye başlıyorum. Allah sabır versin. Çok çekiyor zaten. O sebepsiz yere gülüyorsa biz de nedensiz sevebiliriz yani. Yo. Sebepsiz gülüyor yani. Yatıyoruz diye yani sadece. Peki sen ne yapıyorsun o gülünce? Ben dönüp arkamı yatıyorum, onun gülmesini bekliyorum. Sussun da yani hani yatalım diye. Siniri bozuluyor. Belli bir süre gülüyor, o da gülüyor. Sonra bağırıyor, çağırıyor, gidiyor. Gülmekten dinlenemiyor. İddia 32. İlk Nur'un yaptığı... Son tur atmasaydın var ya. Evet. Bir de vurduktan sonra dönmüyorsun ki. Orada bekliyorsun, neyi bekliyorsan yani. Dönemiyorum ki. Kilodan dönemiyorum. İddia 32. İlk Nur'un yaptığı... Tam. Bilmem kaç iki. 52 mi? Yok 52 olmaz. 52 olmaz. 42 olabilir ama 52 olmaz. Kesinlikle. Kalbim yerine. 22 de olmaz. O da çok az. Ama 5 tur yani. 5 tur ya. 5 tur atacaktın. 6 tur attın sen. Yani 32 ise şundan intihar edeyim ya. Gidiyor mu bu? Gidiyormuş. Sanki olmuş gibi bir hissiyat var ama. Olala. Güldürmeyin ne olur ya. Ya gülen birini nasıl durdurayım, nasıl susturayım? Gülmek kadar güzel bir şey var mı? Kesinlikle. Gülmek iyileştirir. Aynen. İddia! Ötüp kopuyor tekrar. 32! Buna devam ettirir. İlk durum yaptı. Tam. 42. 32. 42'dir. 52 finaldesin. Yararmış baş. Ama bizim yarışmamızın güzelliği son ana kadar hiçbir şey belli olmadı. Tek bir stratejiyle adam sustu, iddiaların düşmesini bekledi, ikna oldu. Bir kere zorladın galiba, yüksekten açtık ve o strateji şu anda sizi finalist yaptı. Aynen öyle. İddiasını tutturan kazanıyor. İlk sürecin bile tutturamamış. Ve... Finaldeyiz, yine finaldeyiz. Nimet ve Nazım. Yalandan değil, sıkı sıkıya sarılın. Keşke siz kazansaydınız. Ben sizi tutuyordum. Hayırlı olsun. Memleketi çok selam söyleyeyim. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Görüşürüz. Başarılar. Ve Merve ile... Tanju. Başarılar kardeşim. Görüşürüz. Tamam mı? Çok güzel.
sıkıya sarılın. Keşke siz kazanmış olsaydınız. Ben sizi tutuyorum. Şöyle alayım sizi de. Finale gidiyor. Sevgili seyirciler, Yaparsın Aşkım'da finale geldik ve finalistlerimiz gelsin. Çok basit ama etkili. Hanımlar hanımlarla, beyler beylerle oluyor. Şu minik halkaları şu kazıklara atıyorlar. Önce birinci, ardından ikinci, rakibinden önce üçüncü kürek sapına halkayı geçiren sayıyı alıyor. Beş sayı, bir set, iki set, bir araba. Yeni oyun olduğu için kurallardan azıcık bahsetmek isterim. Üçüncüye atmadan ikinciye ikinci kez atarsanız bu bir kural ihlali olur ve sayı rakibinize geçer. Veyahut herhangi bir tanesini atlayıp bir sonrakine atarsanız bu kural ihlali anlamına gelir. Sayı rakibinize geçer. Eşit sayıda halkanız var. Şayet halkalarınız biterse oyun esnasında eşi gidip yerden toplayıp eşine yetiştirebilir. İtirazı olan ya şimdi konuşsun ya da ebediyen sussun. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Evet. İlk hanımlarla başlıyoruz. Duygu ve İlknur halkaların başına geçiyor ve Yaparsın Aşkım'da final başlıyor. Bakalım ilk sayı kimin olacak? Birazdan burada maytaplar patlayacak ve arkamızda görmüş olduğunuz 0 kilometre araba sahibini bulacak. Dolayısıyla her oyun araba değerinde. Düdüğü unutmayın. İlk oyun için hep beraber... Mavi bir, çok iyi. Mavi iki, ortalarımızı bir, şu anda iki bir, iki mavi iki kırmızı oldu. Hadi aynı şekilde. Ya, iki iki. İki. Atan kazanacak. Çok iyi. Mavi. Çok iyi. Çok iyi. Böyle biraz daha iyi ol ya. İlk sayı ilk nurun durum 0. Bir, beylerle devam ediyor. 5. 1. Önce bire, önce bire. Kırmızı 2 oldu bile. Hadi mavi 1. Murat. Ve kırmızı geldi. Aa, boşver. Ne iş ben yapacağım? Gidip onların güne inatıyorsun lan. Aynen. Aynı hizadan devam et. Kırmızı geldi, durum 1-1 oldu. Hanımlarla devam ediyoruz. Hep beraber 5! 4, 3, 2, 1. 1-1 oldu. Kırmızı 2 oldu. Kırmızı 2 oldu. 1 mavi, 2 kırmızı. Biraz daha sağdan. Yavaş. 2-2 oldu. 2-2. Hızlansın. 2-2. Hala 2-2. Sağ. Onu kime attın? Eşit önce o attı. Onu kime attın? Önce o attı. Ha. Önce attı da girdi. Aynı anda girdi vallahi. Yok. Vallahi aynı anda girdi ya. Yok, aynı anda nasıl girsin? Aynı saniye ama. Aynı saniye değil, bizimki attı. Alttaki kırmızı olduğuna göre kural hatasını yapan aynen. İlk kırmızı sayı mavi takım.
Elim alışmaz. Lütfen. Bak. Çok Allah seni kapatsın. Tamam bu bozuk. Daha hiç oraya atalım ki arkaya. Ne yapayım? Beylerle devam ediyoruz. Durum. 1'e 2. Öyle tutuyorum. 3, 2, 1 ve... Hadi. Önce 1. Önce 1. Önce 1. Lütfen. Mavi 1. 2. Kırmızı 1. Hadi azıcık daha yukarı. İkinci mavi aynı ben kaza geldi. Aynen. Ve Murat kendi elleriyle sayıyı aynen rakibine verdi. Yapma, sette durum 2-2 oldu. Yapma. Bana bakar mısın? Dersin. Stres yok. Lütfen, lütfen. Şunu karıştırırsan hayatım bak. Şöyle, şöyle, şöyle değil. Aynı hareketten aynı hizadan. Böyle. Aynı hizadan atarak mini mini aşağı yukarı. Eşitlik. Onlarınkini atmamaya bakalım çalışıyor. Kim bozacak bu eşitliği? 3, 2, 1 ve... Hayat yıkamaz. Güzel tutuyor. Henüz isabet yok derken kırmızı 2 oldu. Hayatım hayır. Oraya doğru. Şu, mavi 1, kırmızı. Olamaz diyelim. Şu seni engelliyor bak. Şu yerine yap dursun. Bir tane tamam, yap. Bir tane. Tane. Şöyle atıyorsun bu sefer. Hadi ben onu düşünemiyorum hı-hı ki. Ne yapayım? Ama bak şu atmanı engelliyor. Böyle atıyorsun. Ya birini alsaydın şu an öndeydik ya. Lütfen. Kırmızı takım lütfen öne geçti. İlk defa öne geçti. Murat, bu oyunu almalısın. Aksi takdirde Zeki farkı 2'ye çıkarabilir. Lütfen ne olur. Ne olur bak. Ve... Çocuklar dört gözle bekliyor. Sakin lütfen. Sakin 5 ve... 4 ve 3 ve 2 ve 1 ve... Başlama. Önemli. Heyecan normal. Olur. Lütfen bir alkış. Olur. Hep beraber 5! 4, 3, 2, 1! Oley! Mavi 1, kırmızı 0. Ne olur ya, ne olur. Mavi 2, kırmızı. Ne olsun be? Durum 3-3. Bakalım eşitliği kim bozacak? Hanımlarla devam ediyoruz. Eşitliği biriniz bozacak. Kim bozarsa eşi seti kazanmak için gelecek. Set demek arabanın yarısını kazanmış olmak demek. Çok önemli bir oyun. Lütfen dikkatli atışın oynayın. Atışın engel olmasın sol elin. Atışın engel olmasın. 3, 2, 1 ve... Çok güzel. Mavi 1 ile başladı. Çok güzel. 2'yi attı. 2'yi atıyorsun bak. Kırmızı isabet almadı daha. Dikkat et ya, dikkat et ya. Bizde, bizde. Tamam. Sen de top. Ve sayı... Kırmızı takıma gitti. Önde götürüyordu mücadeleyi İlknur ancak... ikinci hedefe, ikinci halkayı atarak kural hatası yaptı. Ve sayı kırmızı takımdan Duygu'ya geçti. Durum 4-3. Hep beraber 5! 1, 2, 1, 2, 1. Yapacaksın ben biliyorum yaptın. Yaptın. İsabet hadi. Yok 1-1. Hadi! Hadi! 2 mavi! Hadi Murat! 2-2! Hadi! 2-2! Hadi yavrum hadi! 2-2! Hadi Murat! Al al al! Sevgili seyirciler 2-2 beraberlik mi gelecek? Set mi gidecek? Ve ilk
setin galibi kırmızı takım olduğu durum 1-0. Evet. Sizleri kavanoza göndereyim. Birbirinizi motive edin, taktik konuşun. İkinci sete birbirinizi hazırlayın. Siz de böyle buyurun lütfen. Aslında çok iyi değil. Evet, iyi değiller. Bak, çok iyi değiller. Ben bunun farkındayım zaten. Ama lütfen senin o son halkan var ya, sağa meyilli gidiyor. Tamam, resmen onun ikinci direğine gidecek gibi. Tamam mı? Ne olur. Birini böyle yap da, birini böyle, birini şöyle yapma. Aynı hizadan yapmaya çalış. Çok panik. Sen sakin olduğun için yapamıyorsun. Tamam, aynen. Lütfen. Poyraz'la Kuzey için. Yani çocuklarımız için ilk kez bir şey yapacağız. Lütfen. Hayatım bunlar, yani biz şu an bir set yarısı bizim yani. Ama işte onlar bu seti alırsa yine bir şey alamazsa, dur düşün. Tamam. Bizim üç rakibimiz de zayıftı. Üçü de zayıftı. Üçünden biri çıktı. Biz kendi elimizle onlara sayı kazandırdık şu anda. Ne olur bu el, bu tur bizim olmalı. İki takımı da alkışlarınızla... Sete hanımlarla başladık. İkinci sete beylerle başlayacağız. Eğer bu seti alırsanız Zeki, şu araba sizin. İnşallah. İnşallah. Gençler, seti kazanmanız şart. Beni düzelsin, tamam mı? Karışıyor. Aşkım lütfen. İkinci setin ilk oyunu beylerde. Bakalım ilk sayıyı kim alacak? Ve... Mavi de isabet yok. Havadan at biraz. Biraz havadan at, biraz havadan at. Şu anda 2-0 mavi önde. Hadi Murat, hadi. Mavi dönüyor, kırmızı. Moral, motivasyon bu iş için çok önemli bir eleman. Dolayısıyla siz moralinizi kaybettiniz. Kazanacağınıza inanmazsanız oyun kazanamazsınız. Çok hafif, denge yapamıyorum ki ya. Çok hafif yani. Oyun şartları eşit. Direkt sayı verir. Biz bunu sakin almak zorundayız. Tamam, alıyoruz tamam zaten. Mı? Alıyoruz, bu oyunu alıyoruz. 5! 4, 3, 2, 1! Sakin. Kırmızı 2 yaptı. Kırmızı 2, mavi 0. Sakin ol, sakin ol. Kırmızı 2, mavi 0. Sakin et. Hayatım sakin. Ve sayı kırmızı takımın. Hayatım şaka yapıyoruz ya. Şaka mı yapıyoruz ya? Mavi takım ilk hedefi tutturmadan ikinci hedefe isabet ettiler. Bu da kural hatası demek. Sayı kırmızı takımın, ikinci sette durum 2-0. Bizim yaptığımız hatalar sonucunda onlar öne geçti. Lütfen. Senin için, eşin için, aileniz için çok önemli bir oyun. Fark 3'e çıkabilir ya da 1'e indirebilirsin. 5! Kırmızı 2-2, şu anda 2-2, 3! Bizde, bizde. Allah'ım inşallah. Çok küçük bir saniye farkıyla ikisi de isabet etti. Gördüğünüz gibi kırmızı maviden belki bir saniye, belki yarım saniye farkla hedefi tutturdu. Fark 3'e çıktı. Kırmızı takım lehine. İkinci setteyiz. Durum 3-0. Onun için çok yavaş. Çok yavaş. Tamam, yavaş. Yok, emin ol saniye yok arada. Bu oyunu... Nasıl başladık? Duygu. İyi misin? Duygu. Değilim.
Aa. Ağlayacağım. Bu Duygu. Duygu. Efendim. Şayet sayıyı alırsam senden sonra Zeki'ye diyeceğim ki... Bir. Helal olsun diye. Ay pardon, onu söylemeyeceğim. Bir sayıyı araba diyeceğim. Aynen. İnşallah. İnşallah hayatım, hadi. İnşallah. Hadi görürüm seni. Duydunuz. Dedirtme onu sen. Bana bunu sen dedirtmeyin. Şey bak ben bunu derim. Şu çizgi var mı? Şurada dursun ayağım. Hadi biraz daha ne isteyeceğim? Ya biz yanlışlıkla vermeyelim sayıyı. Anladın? Ya ellerimizle sayı verdik. Doğru söylüyor sevgili seyircimiz, diyor ki ne dönüşler gördü bu stüdyo. Aynen öyle ya. Aynen öyle. Aynen öyle. Hadi hadi hadi. 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 Hep beraber beş. Kırmızı bir, mavi sıfır. Çok... Yavaş, sakin ol. Hala sakin kırmızı ol. Bir, kırmızı iki. Bırak, bırak. Tamam. Acele etme, al, acele etme. Mavi bir, kırmızı çok iki, iyi. Mavi bir. Mümkün atma. Kırmızı iki, iki. Çok iyi. Hayat, yavaş, iki, iki. Mümkün atma, dikkat et. Yavaş bak, yavaş. İki, bak, iki. Dikkat et. Ortala biraz. İki, iki. Ah. İlk dur, ben atıyorum. Yavaş, yavaş. Hadi, fazla, fazla. İki, iki. Yavaş, sakin, sakin. Nefes al, öyle at. Ya bir dur. Acele etme. Acele etme. İki, iki. Acele etme, fazla. Nefes al. Nefes al ver. Nefes al ver. Bekleme, hala iki, iki. Hala iki, iki. Hala iki, iki. Hala iki, iki. Nefes al. Ne olur, sakin ol, acele etme. Ya bana deme sen, sen sus, ben zaten sakinim. Dönüş yapabiliriz. Sen çok rahattın ya. Rahat değildim Muratcığım, rahat değilim. Rahat değilim yani. 10 tane salladım oraya. Aşkım rahat değilim. Tamam. Sevgili seyirciler, geldik zurnanın zırt dediği yere. Hem birinci oyunda hem ikinci oyundaki berbat performanslarından sonra... ben de hiç alınmıyorum. Başka yoktu ki. Üçüncü oyunda yaptıkları hamleyle finalist oldular. İlk seti kazandılar, durumu 1-0 yaptılar. İkinci setteyiz. Durum 4-0. Beyler oynuyor. Yani Zeki için şunu söyleme zamanı. Bir sayıya... Hep beraber 5... Aşkım ne olur yaparsın sen. Bir mavi, hadi. İki mavi, bir hadi, kırmızı, iki, iki. Yaparsın aşkım, bitti, görüşürüz. Sağ olsun ya. Hayırlı olsun, güle güle. Estağfurullah.
İyi günlerde kullanın inşallah. Çam sizden yanaydı. Ama bir tur atacağız. Olmayan bir şey. Antalya'yı tatile bekleriz. İnşallah.